gecesinde bir cuma akşamında bizleri tercih edip şimdilik burada kaldığınız için de özellikle ayrı bir teşekkür ediyoruz. Abi. Bu akşam Umut bizlerle Dalaran Postası zaten selam biliyorsunuz. Yani tanıtmayacağım kendisini. Yaptığı işler ortada. Hani derler ya. Estağfurullah. Yani görsel ortada abi. Görüntü ortada. Bu akşam kendisinden faydalanacağımız konular teknik konular olacak ki zaten yani ustalaştığı yer de orası. Oyunun teknik kısmıyla kendini ön plana çıkardı ve buna dair çok ağır içerikler üretiyor. Biz de Lore Konseyi olarak bu teknik kısımdan nasıl encüklenebiliriz dedik ve böyle bir format ben oluşturduk. Ben de o teknik kısma katılacağım biraz. Ya, sen katıl, sana free for all ya. Hani serbest tamam, olacaksın. Noob olan benim. Bu evet, akşam ben arkadaşlar Battle for Azeroth expansion'ı bildiğiniz üzere bitti. N'Zoth'un ölümü diyelim. Konuşacağız. N'Zoth'un defeated olmasıyla diyelim o zaman, düzelteyim. Evet. Sona erdi ve bugüne kadarki gördüğümüz raid bossları taktiklerine uygun muydu? Yani Umut diyecek ki bize, işte abi şöyle şeyler yapıyorduk, bossların skillleri şöyleydi, bunlar böyleydi deyip daha sonra Umut'u da dahil ederek ya işte aslında hikayesi de böyle, zaten böyle bir karakter olması gerekiyordu gibisinden bir sohbet gerçekleştireceğiz. Keyif almanız dileğiyle diyelim ve sırasıyla gidelim diyorum. Gahun'dan başlayalım. Gahun'un öncelikle bir alt hikayesini verelim. Yani Gahun'a nasıl geldik? Gahun'a yani en sonundan düşünecek olursak ben şöyle bir giriş yapmış olayım. Mithrax'ın Zandalar haritasındaki yani trollerin daha önce kapatıp yani hapsettiği o seal'ları kırarak, yani son seal olan Grey Seal'ı, Zuldazar'daki son seal'ı kırılmasıyla Gahun serbest kaldı ve bizlere bela olacağı ortadaydı. Ve buna da çok pardon. Bu Mithrax'ın kırması da Mithrax'tan önceki bossumuz sevgili Zul. Çok yakından. Tabii Zul yardımcı oldu ama hani o detaylara şöyle girmeyeceğim. Gahun ne? Yani Gahun tamam, evet, bir sürüngen bir boss çıktı karşımıza, işte böyle ağız gibi bir yerdeydi o. Hani bir dişli bir şey gördük biz orada. Sonradan içinden evet şey yani iğrenç bir şey çıktı. Nasıl söyleyeyim, yozlaştırıcı özelliği ön planda olan bir arkadaşla karşı karşıya kaldık. O zaman ben ilk önce Görkem'e top atıyorum şuradan. Şöyle yanlış köşe yaptım pardon. Şöyle topu atıyorum ve diyorum ki abi Gahun ne? Gahun nasıl geldi bizim karşımıza? Evet, Mithrax son seal'i kırdı ama olayı ne abi bunun? Aynen. Old God Creation diyoruz ama nasıl bir şey bu? Raid'den önceki kısmında aynen dediğin gibi zaten hapsedildiği bir mekanizma var ve Zandalar'da İşte 3 tane bu seal var. Zaten ikisi kırık durumda. Diğer maplerde onları da görebiliyoruz kırık halinde. İşte sonuncu da zaten Zuldazar'da. Onun da kırılması zaten Zone Quest'ini yapan herkes görüyor nasıl kırıldığını. Aynen dediğin gibi o kırılıyor ve serbest kalıyor. Serbest kalan da bir Old God ama diğer Old God'lar gibi Void tarafından gönderilmiş bir Old God değil. Önemli olan kısmı da orası zaten. Bu Mother'ın, yani aslında Titanların oraya görevli olarak bıraktığı araştırma robotunun yanlışlıkla ürettiği bir Old God. Tamamen üstüne deney yapmak için. Ay kıyamam ya. Aha. Yani işte şey, Titanlar bu diğer Old God'ları hapsettikten sonra buraya böyle bir mekanizma koyuyorlar ve diyorlar ki işte sen de bununla görevlisin. Araştır burada işte Old God'lar neymiş, çöz, zayıflıklarını anla. Ondan sonra gidiyorlar ve bir daha Titanlardan hiçbir haber alınmıyor. Çünkü Sargeras Titanları kesiyor. Evet. O yüzden de Mother bu araştırmaya devamlı kendini loop'a alarak artık böyle obsesif bir şekilde devam ediyor. Ve sonunda artık o kadar bu işte ustalaşıyor ki bir tane Old God yaratabilecek seviyeye geliyor. Artık Old God yaratabilme demek onu sizin ama hayal gücünüze bırakıyorum. Aha. Çünkü insanlara kafası çok karışıyor. Gavon Old God değil, yapay o. Hani artificial Old God. Evet. Tabii yani tabii. Cesaret değil aslında. Tabii aslında şey, kesinlikle diğer hani N'Zoth en güçsüz Old God ama kesinlikle N'Zoth'un yanına bile yaklaşabilecek seviyede Old God değil. Fiziki olarak diyelim. Tabii tabii. Yani sadece işte Old God mı Old God ama hani parmağa kadar falan gibi bir şey. Ve deneysel ama infestation olarak, yani hani corruption'ı çok yüksek. Ha, aynen. Yani sonuçta en güçsüz halinde bile bir Old God ne kadar
etkili ve güçlü olabiliyor görüyoruz. Zaten şey trollerin de işte, etkisine giren trollerin de artık böyle ne kadar obsesif ve olaya kendini adamış olduğunu görebiliyoruz. Demek ki o kadar bir etki gücü var. Peki bir şey soracağım. Bu trollerin geçmişindeki meşhur şey demiyorum, Vanilla'daki değil. Zandalar geçmişindeki o meşhur kan salgını Hakkar'la bağlantılı değil miydi aslında? O öyle. İlki Hakkar'la bağlantılı, aynen. Ama bu Battle of Azeroth'ta Zul'un anlattığına göre Vectis'e de yoluna bağlanıyor. Veba. Ama ikisi aynı şey değil işte. Yok yok, retcon yok. O başka. Zaten Blood God adından dolayı o karmaşa oluyor işte. Hakkar da Blood God'dı. Ama çok benziyor özellikleri de. O da kan. Yani özel. Çok tabii. Ama şimdi bunun yani kanı kullanmasındaki mantık farklı. Diğeri böyle evet. Loa olduğu için daha spiritüel bir böyle kanı kullanma şekli var. Daha böyle nasıl diyeyim, ruhlarını hapsediyor gibi kanı kullanarak. Ama işte Gahun'da tamamen Old God mantığında corrupt ederek böyle onu bozarak şey yapıyor zaten. Kendisi de onun üstüne kurulu bir yaratık olduğu için mekaniği farklı. Yani tamam, o şey gibi yani kanı kullanıyor ama aynı ismi alsalar da aynı mekanikte yaratıklar ya değil. Basit yani. Olarak şöyle de söyleyebiliriz abi. Gahun tapılmaya ihtiyaç duymayan bir yaratık. Yani evet, Old God vari bir kastım oydu, aynen, muhabbet süper, olduğu evet. için. Yani Loa'larda şimdi Rezan Kralların Loa'sının olmasının bir sebebi var. Çünkü çok inanılıyor. Çok korkuluyor. Evet. Ya da Boğsamdi'nin güçlü süper. Olmasının bir sebebi var. Özellikle Zandalar Tribe tarafında. Çok inanılıyor. Yani Loa'lar ne kadar inanılırsa o kadar güçlü olan yaratık. Aynen. O spiritüelden kastım oydu. Çok güzel dedin. Aynen. Bütün tanım yani, zaten ama Gahun direkt güçlü. Zaten güce artık orada kayıyor. Biraz da Blood Tribe'ın evet. Olayı o. Bu ara Hakkar'ın yani followerları farklı. Yani evet. Hakkar yani Gurubashi'ler onlar. Şeyler bu direkt Blood Trolls diye geçiyor. Yani adamların şekli ve görüntüsü de farklı. Aynen. Farklı. Zaten Blood Troll'ler aslında Zandalari. Onlar böyle evet. şey. Yani taraf Gurubashi değiller. Aynen. Taraf değiştiren Zandalari'ler onlar. O yüzden yani genel mantığı bu. İşte dediğim gibi Mother sonuçta bunu yaratıyor orada ve işte üstünde deneyler yapmak için orada tutuyor ama tabii işte raid'de de gördüğümüz gibi olay kontrolden çıkıyor. Ama tabii Mother'ın gene de bir işte o orada loop'a girdiği için artık böyle titanlardan emir almadığı ve biraz robotik de bir yaratık olduğu için duygusuz bir şekilde bu durumu kullanmaya çalışıyor kendince. İşte Old God'larla ilgili daha çok bilgi edinmeye çalışarak. O yüzden biz de o aşamada zaten raid'e giriyoruz kahramanlar olarak bu durumu çözüyoruz. Mother'ı da bir tokatlıyoruz arada kendileri. Hatta şey yapıyor ya sarsın. Bizi temizliyor. Yani. Alevlerle falan bizi temizliyor ya girmeden. Tabii tabii. Biz ben orayı şeye benzetiyorum. Wrath of the Lich King'de profesöre giderken o bir dakika çok temizsiniz falan deyip üstümüze böcek saldığı sahne aklıma geliyor. Böyle kapıları kapatıp. Evet. Evet evet. Tam hakikaten onun işte kendince iyi versiyonu gibi düşün yani. Evet. Daha böyle robot. O zaman şey senden topu alıyorum şimdi. Umut'a gönderiyorum. Umut, biz bu boss'ta yani bu arkadaşta Gahun'da neyle karşı karşıya kaldık? Yani bizi neyle sınadı? Evet, bu saydığımız sebeplerden abi, bizi dolayı karşımıza da sınadı çıktı ama basitçe bir mekanikleri nelerdi hatırlatır mısın? Tabii yani Gahun aslında raid'in boss'u olmaktan ziyade o ilk patch'in yani 8.01'in ana temasını çok fazla etkiledi. Özellikle evet. Mythic Plus'daki şeyle birlikte, FX'le birlikte Infested FX'i vardı o dönem. Ve Mythic Plus sezonunun ilk FX'iydi. Onun dışında yani bu infestation olayı yani şey nasıl diyeyim size bir böyle corruption altında kalma olayı bütün zaten raid'in ana temasını oluşturdu. Biz evet. işte kapıdan girdikten, Mother'ı geçtikten sonra karşımıza çıkan her şey
içerideki işlerin. Aslında orası bir hem laboratuvar hem de aynı zamanda hapishane. Dışarıdan evet. içeriye girmeyi yasaklıyor. İçeridekilerin dışarı çıkmasına engel olmaya çalışıyor. Mother'ın oradaki zaten fight'ının temel amacı da o. Orada yani, Talok da oranın şey... gardiyanı. O ilk gardiyanı Talok aslında. Aynen öyle. Yani Talok'u da Blood Troll'ler corrupt ediyorlar. Onu da kullanmaya başlıyorlar. Ondan sonra da işte olaylar karışıyor. Biz işin içine giriyoruz. İçeride Zul ve işte Vectis vesaire gibi diğer laboratuvardaki deneylerle uğraşıyoruz. Evet. Fetid Devourer zaten en önemlilerinden bir tanesi. Oh, en son evet. Şeyle neydi? Mithrax. Tabii Mithrax'la asıl kılıcı açan. Esas mevzunun koptuğu bosslardan bir tanesi Mithrax bizim için. En sonunda da artık Gahun'un odasına gelip Gahun'la karşılaşıyoruz. Ama Gahun'la karşılaşmamız şöyle başlıyor. Gahun senin de dediğin gibi ilk başta böyle bir yuvanın hani tabiri caizse içinde başlıyor fight'a. Bizim yuvanın içinden dışarı çıkarttıktan sonra Gahun'u yaptığımız şey şu. Odanın iki tarafında kontrol panelleri var aslında. Ama bu kontrol panellerinin aktive edilmesi gerekiyor. İğrenç bir mekanik. Bunu öğrenmem lazım. Onlar bir anlatayım ondan sonra ne kadar iğrenç ne kadar güzel onu konuşuruz. İki tarafında odanın koridorlar var. Bu koridorlardan bu orpların taşınıp aktivasyon panellerine konması gerekiyor. Bu ne yapıyor? Senin de Görkem'in de baştan söylediği gibi Mother'ın Gahun'u orada tutmak için koymuş olduğu belli güvenlik önlemleri var. İşte purification protokol evet. tarzı bir şey var. Beam geliyor odanın ortasına. Bu Gahun'u tekrar pasif hale getiriyor. Ya da etraftaki bütün Old God related bütün mobları pasif hale getiriyor. Ve biz bu süreç zarfında da amacımız şu. Her seferinde bu aktive şeyleri makineleri aktive edip beam'i odanın ortasına ışınlayıp Gahun'u pasif hale getirip Gahun'a DPS yapabilir, daha fazla DPS yapabilir hale gelmek. Evet. Bütün fight aslında bunun tekrarıyla sürüyor. Başka bir ama şey yok. Ama son fazla bir tek aslında o gittiği için artık biraz hayatta kalmaya ve biraz hani evet zorluyor. Yani şey olarak Gahun'la etkileşimimiz adına fight'ın içinde farklı bir şey yok diyelim. Fight'ın devamı var evet. ama bizim esas Gahun'la olan o iletişimimiz Görkem'in anlattığı gibi. O Titan Kıdık Kıdık üzerinden gidiyor. Evet. Görkem'in anlattığı gibi Mother'ın hali hazırda oraya kurmuş olduğu yöntemleri kullanarak bir nevi Gahun'u tokatlayıp tekrar yerine göndermek oluyor. Çok da fazla bir şeyimiz yok üstünde. Aslında bütün işin Mother'ın kurduğu bu sistem yapıyor. Sadece Mother o anda onları kullanma şeyinde değil. Çünkü kendi odasından içerisi tamamen artık infested durumda. Kontrolü kaybetmiş durumda dediği gibi. Biz o kontrolü aslında sağlamaya yani tekrar yakalamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Sanırım sadece Mother şey bilgisi veriyordu ama galiba fight sırasında. Şeyler hazır. Aynen. Mekanizma hazır uyarısını veriyordu galiba. Aynen öyle. Evet. Mekanizma hazır uyarısı veriyordu. Bir de şöyle oralara gidiş de hani Old God yerdeki o özellikle yozlaşma şeyi bize engelliyordu hatırlarsanız. Evet. Onları tabii, tabii, temizlemek tabii. gerekiyordu. Tabii biz tabii. onun da kolay yolunu bulup iki monk gönderiyorduk. İşte ya da değil mi? Evet. Hızlıca. Ya da Warlock portal bir de. Aynen Warlock portallarını falan kullanıyorduk. Ama o zaman şöyle söyleyebilirim. Umut'un anlattıklarına dayanarak ve Görkem'in bahsettiklerine dayanarak. Orası bir hapishaneydi ve evet bu hapishanenin gerekliliği olan Titan aslında, mekanizması aslında laboratuvardı. Sonradan hapishaneye evet. dönüyor. Evet. Evet. Şey yani... gibi yani bilim kurgu filmi gibi yani. Korkunç şeyler oluyor ve daha sonra böyle bir hapishaneye dönüyor. Yok şey demek istiyorum. Yani oradaki ana mekanizma olan hani Titan mekanizmasının açılıp Gahun'a stun atılıp işte orada hani yüklenmesi bu gayet benim şahsımca lore'a uygun bir mekanik gibi hatta görünüyor. Finali, evet. Nuzot finalinde düşünürsen evet, onun evet, ona da uyuyor. Hali gibi. Ve ya zaten o şeyden aslında yani... oradan mesaj verilmiş falan değil mi? Peki o ya zaman mesaj kataklizm de verildi arkadaşlar. O yani House of Origination'da geldi. Mesaj da onun temeli de aynı sistem yani. Burada kullanılan sistem ya de evet ama Gahun temelinde bahsediyoruz yani. Tabii küçük çapta o yani çünkü şöyle bir şey var. Yani bunların hepsi sonuçta Titanların oluşturduğu yapılar. Mother dahil o hapishanede laboratuvar ya da dahil.
kurulu oldukları sistemlerin bir mantık çerçevesi olmak zorunda. Hepsi Titan mantığında kuruluyor. O yüzden hepsinde kullanılan sistemler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani defans sistemi de aynı, içerideki asansör veya teleportation sistemi de aynı. Yani bugün House of Origination'daki teleport sistemiyle Uldir'deki teport sistemiyle Uldaman'daki de aynı. Hepsi Uldir'de Uldaman'da biraz benzeşiyorlar. Tasarım olarak da hani benzemeleri yani normal. Çünkü aynı yapıdan çıktılar. Aynı mimarinden çıktılar. O yüzden gayet normal yani. O dediğin gibi Lord'a zaten şey tutuyor. Birbirine bağlı ve tek bir çizgide tutuyor. O güzel bir sistem yani. Sadece isimleri benzemiyor yani. Yok. peki o zaman şöyle söyleyeyim. Bizim Gahun'u durdurma mekaniğimiz evet tamam hikayeye uygun ama Gahun da bize bir şeyler yaptı. Atıyorum infestation'lar attı. Tentacle'larını gördük. Aa şey diyor canım Gahun'la line'larına o zaman ben mesela ölürken şey diyor yani benden kurtulamayacaksınız. Ben sizden çoktan sizi içinize işledim tarzı iyice creepy falan şeyler söylüyor çünkü. Ben Mizzot için şey demiştim de biraz pislik hani pislikten kastım böyle. Şimdi Mizzot'u konuşurken de söyleriz. Fight boyunca avaya vuruyor ya corruption. Sürekli yani pislik ve corruption yayıyor. Gahun onun en tepe yeri artık hani. Tamamen bir mikrop. Yani Fight'ta şey diyor hani işte boynunuzdaki neydi? Üşümeyi hissediyor musunuz? Ben oradayım falan böyle kaydırdık şeyler söylüyor ve creepy. Evet. Son faza geçerken de işte o mekanizmalar yapıyor ya. Orada da şey diyor. Titanlar sizi kurtaramaz falan diyor yani. Ben bayağı creepy bir abi de onu. Direkt Preval hatta yani. hem böyle tehditle yıldırma şeysi. Evet. Zaten Old God'ların genel olarak öyle bir tribi var ya işte. Evet. Hiçbir zaman da işe yaramıyor. Benim asıl konuyu çekmek istediğim yer tamam biz bunu yani o Titan mekanizmasını kullanarak Gahun'u etkisiz hale getiriyoruz. Gahun bize ne yapıyordu abi? Abi Gahun'un şimdi şöyle bizim bir kere şey içinde fight içinde engellememiz ya da kesmemiz gereken birçok ed var. Edlerle sürekli uğraşıyorsun yani Gahun'un artık bunlar farklı uzuvlarının yerden manifest olmuş halleri midir yoksa farklı organizmalar mıdır o kısmını tam net hatırlamıyorum ben de ama hepsi Old God tipli abiler hepsi Gahun tipli çocuklar hiç yabancı değiller yani. Slowlar slow atıyorlar slow atıyorlar fear atıyorlar. Onlarla sürekli sürekli interrupt ve şey yapman gerekiyor. İşte kesmen gerekiyor. En hızlı şekilde bunlardan kurtulursan o kadar iyi. Bu kullandığımız beam bunlara da etki ediyor bu arada. Hani onları da o arada kaynatabiliyorduk artık son dönemlerde. Bunun dışında tanklar açısından bir tank swap mekaniği illaki her boss'ta olduğu gibi zaten çok mevcut. Fena vuruyordu. Yani sağlam çok vuran boss'lardan bir tanesini. O dönemlerde bir de atıyorum işte işte neydi Protection Warrior vesaire ya da Vengeance Demon Hunter gibi tankların henüz daha tank olamadığı dönemler olduğu için veya Blood TK'yı yok ediyordu yani bayağı sıkıntılı dönemlerdi bizim için. Ben o dönemler hani tank değildim kendi güldüğümde o yüzden çok fazla tanklı kısmıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ben tankladım DPS... ve hani şeyi söyleyeyim monk tutabiliyordum tek adam akıllı. Öldüm çok pardon. Tanklık hani şöyle söyleyeyim. Gahun'a özel işte Old God'a özel bir mekanizma yoktu. Şöyle hayır aslında. Evet yani. Magical da vuruyordu. Yok abi yok. Evet. Demek istediğim şu özel bir yani tank swap olsun hayır, diye yok, verilmiş yok. Bir şeydi yani. Ha, mesela bite kontrol atmıyordu belli bir stack'te. Onun dışında şeyler DPS'lerin yapması gereken en önemli iş belki de bu işte dediğim gibi mekanizmaların aktive edilmesi süreci. Bunları çok spesifik adamların, çok spesifik klasların yapması gerekiyor. Aksi halde o bir eziyet haline geliyor. Özellikle zorluk seviyesi arttıkça işte normalden heroic'ten mitiğe geçtiğin zaman bu topları ya da bu işte orbları taşıyabilen insan sayısını arttırmak zorunda kalıyorsun. Çünkü üstünde bir debuff kalıyor ve o orbu tekrar taşıyabilir hale gelemiyorsun vesaire gibi işler var. Bu yüzden böyle 2-3 hatta kaç yanlış hatırlamıyorsam 4 set 6 set adamın bu işi yapabilir halde olması gerekiyor. Yani 6 kişinin en az bu işi yapabilir halde olması gerekiyordu en son. Belki ilk başlarda 8 ile bile yapıyorlardır. Hani ben sonuna doğru yetiştiğim için. Ve fehirleme hakları yok gibi bir şey. Evet. Ya fehirlerse başka bir seti götürme şansın olmaz. Çünkü Gahun'un şeyini durdurmadığın sürece, o purification'ı çalıştırmadığın sürece fazla atlatamazsın yani o iş yalan. Normal şekilde öldürebileceğin bir health seviyesinde değil zaten yani o.
Hatta o Purification Protocol galiba iki defa atmak gerekiyordu. Geçirmek için. İki. Ha. Evet, bir de iki gerekiyordu. Totalde altı defa yapıyorduk. Bakayım. Evet. Canı çok sıkı. Gerçekten aynen. Ya o zaman şöyle mesela, kısaca özetleyecek hani olursak Gahun'a çok takılmayalım bence çünkü bence çok daha heyecanlı bosslarımız var. Yani Gahun özetle Titan mekanizmasıyla durdurulması çok önemli. Bir özellik. İkincisi etrafa yaydığı yozlaşma ve tentacle şeyle de Olgat'ı tam anlamıyla yansıttı ve hikayesine çok uygun hareketler yaptığını söyleyebiliriz Raid'de kısaca. Doğru muyum abi? Kesinlikle abi. O zaman böyle ufak ufak hiç beklemeden böyle hızlı diye geçiyorum. Jaina'ya geliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle bir faction'a ait bir karakterin, bir oyundaki bir NPC'nin ve hikayede çok önemli yeri olan bir NPC'nin bu oyunda boss olarak gelmesi bazı, yani ben şahsım adına konuşacak olursam oyuncularda çok büyük bir heyecan yaratıyor. Öncelikle evet, bunu abi sorayım. Sizde de bu heyecan oldu mu? Yani Jaina'yı keseceğiz ya falan. Abi ben çok üzüldüm Jaina ölecek diye. Ben çünkü o sırada Alliance'ım ve ben şey dedim yani. Abi, ben Jaina'yı mı öldüreceğim dedim yani. Ben şahsi adıma faction hissiziyim. Faction'ların benim için çok bir yok, anlamı yok. Yok, faction hissi anladı. Jaina'yı yani, çok seviyorum. Onu da bilmiyorum. Karakterler de çok fazla şey değil, ilgimi çekmiyor. Ya, ilgimi çekmiyor derken şimdi bugün yanımızda savaşan adamları yarın karşımıza alabilme fikri evet, beni heyecanlandırıyor. Evet. O güzel bir hissiyat. O yüzden duygusal bağ kurmuyorum çok fazla. Ama şunu söyleyebilirim. Bu akşam muhtemelen üstünde konuşacağımız bosslar arasında kendi karakterine, kendi şeyine, yapısına, lore açısından da, karakter mekanikleri açısından da en uygun, boss. Jaina. En uygun fight Jaina. Açık ara Jaina yani. Onun şeyi evet, yok. Evet. Yani skill'leri yetenekli. Özetle evet, şöyle bir geçelim. Jaina'ya nasıl geldik? Evet, belli bir Horde Alliance arasındaki kapışma doruğa yükseldi ve zaten Battle for Azeroth'u hani işte güya ters köşe yaptılar. Aslında Azeroth için savaşıyoruz da getirdiler sonunda ama bir faction expansion'ıymış gibi gösterdiler bize. Horde ve Alliance arasında başlayan büyük kızışma, özellikle Sylvanas ve Anduin arasındaki muhabbetler, işte Tel'Dras ile olan yıkım, bunun Undersea'ye yani Lordaeron'un Kapitol'la sıçraması ve devamında gelişen olaylar. Çünkü Jaina'yı ilk orada görüyoruz ve Legion'da çok uzun bir süre görmedik onu. Yani aslında bu evet, kadar güçlü bir karakteri evet, Legion'da görmemek çok tuhaftı benim için. Ama onu bütün heybetiyle, işte gemisiyle, işte Kul'tiran gemisiyle çıkıp karşıda Undercity semalarında görmek inanılmaz güzeldi. Ve Jaina'nın tabii Alliance tarafında oynayan arkadaşlar gördü. Onun vision'larını yaşadılar, pişmanlıklarını gördüler, ailesiyle olan muhabbetlerini yaşadılar. Burayı ayrı tutuyorum çünkü Faction Savaşı'na değindiği bir nokta değil burası. Ve yine bu Faction Savaşı'nı da görüşümüz Battle for Dazaralord oldu. Yani Dazaralord'a müthiş bir taktik şeyle girdiler. Sanki Nazmir'den giriş yapacakmış gibi gösterip aslında evet, direkt cepheden bir saldırıyla giriştiler. Ve Jaina orada, yani özellikle şimdi Jaina'yı herkes Frost Mage olarak biliyor ama Arcane Protection büyülerini kullanarak o tarafa ben giriş yapıyor olması... Bir... Bölebilirim. Ben aslında o karakterlerinin speklere bağlı olduğunu çok düşünmüyorum. Ya speklere bağlı yani, olmak değil ama de, şimdi yani şöyle söyleyeyim. Yani Pyroblast atarken görmedik. Yani bir Antonidas gibi değildi yani Jaina. Ama mesela boss fight'ında tankları Arcane damage vuruyor. Yok, yani onu Arcane vuruyor. Yani senin dediğin doğru ama hani direkt elden bir Fire aslında Mage değil. Aslında Frost evet. Daha ağırlıklı oldu. Yani şimdi evet, ona bakarsan sen de Mage oynarken diğer spekli skill'leri açık. Hani o konuda evet, onu söylemek istemiyorum. Neyse, ve Rastakhan ölüyor bu saldırı sırasında. Rastakhan'ın ölüşüyle Horde geri dönüyor ve büyük bir bastırmayla diyelim. Çünkü geri alma var. Kaybedilmiş bir şehir var ortada. Ve şehri geri alma durumu söz konusu. Mükemmel bir raid'di. Gerçekten çok evet, keyifli gerçekten bir raid'di. Ve Jaina'ya kadar geldik. Şimdi Jaina'yı umuttan dinliyoruz. Abi Jaina bize ne yaptı ve yetenekleri nelerdi bizim üzerimizde kullandığı ana olarak? Jaina bize ne yapmadı ki? Jaina bize ne yapmadı ki? Şimdi fight öncelikle Stormwall Blockade'in orada gemiye binmemizle başlıyor. Stormwall Blockade'i yendikten sonra biz şunu öğreniyoruz ki Jaina kaçıyor gemisiyle. Biz de onun peşinden gidiyoruz mantığıyla başlıyor fight.
Alliance oyuncular da Horde oyuncular da Horde olarak oynuyor bu fight'ı. Yani şeyi yok, Alliance oyuncular Jaina'ya ne yapıyor vesaire gibi bir durum yok. Faction değiştiriyorsunuz. Hani Mercenary modda ırkınız hangi ırka dönüşüyorsa bu fight'ta da o ırka dönüşüp o şekilde oynamaya devam ediyorsunuz. Şimdi fight'a biz gemide başlıyoruz. Gemide savaşırken Jaina'yla aslında o kadar küçük bir alan için bayağı mekanik var. Birincisi, siz gemide ilerlemeye başladığınızda yandan da kultiran gemileri gelmeye başlıyor. Bu kultiran gemileri size sürekli olarak bombardıman yapıp gemiyi yakmaya ve gemiye zarar vermeye çalışıyorlar. Siz bir yandan da Jaina ile savaşıyorsunuz geminin içinde. Bulunduğunuz geminin sağ ve sol tarafındaki topları ateşleyerek bu kultiran gemilerini uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Ardından havadan griffinlarla şeyler geliyor. Bombalar. Askerler gemi. Gemiye askerler atlıyor, truplar atlıyor vesaire böyle. O trupları da ya işte en hızlı şekilde mind control yaparak gemiden aşağı atmaya çalışıyorsunuz. Kesmeye çalışan var mıdır onları çok bilmiyorum ama denemeyin yani. Vardır. Yani denemeyin yani, yapmayın öyle bir şey. Mind control edip atın aşağı. Mind control edip atın aşağı. Daha sonra Jaina yanlış hatırlamıyorsam %85 health'te falan olması gerekiyor. Yok health'e bağlı enerjiye onu söylemiyorum. Bir dakika olsan. Enerjiye bağlı olarak şeyler Frost Nova kestetmeye başlıyor. Frost Nova'yı kestettiğinde sizin ondan ne kadar uzakta olursanız o kadar iyi. Ayrıca gemilerden gelen bombardıman ateşlerinin de içinde durmanız gerekiyor. Aksi halde donabiliyorsunuz karakter olarak. Aynen. Bunu temizlemek için de işte doğru yerlere doğru şekilde o alevlerin bırakılması gerekiyor. Ardından bir tanka ve diğer oyuncular açısından 2-3 kişiye yanlış hatırlamıyorsam şeye göre değişiyor. Hangi zorlukta ve kaç kişi yaptığınıza göre değişiyor atılma sayısı. Sizin peşinizden daha doğrusu peşinizden değil, üstünüze düşmeye başlayan böyle bir arcane spell atmaya başlıyor. Siz onu böyle geminin kenarlarında farklı yerlere kimsenin üstüne düşmeyecek şekilde bırakmaya çalışıyorsunuz. Gemi fazı bu şekilde devam ediyor. Hep kendini tekrar ederek devam ediyor. Tankların üstüne sürekli olarak spell damage stackliyor. O yüzden tankların onu değiştirmesi gerekebiliyor ama Heroic'de falan bir seviyeden sonra artık değiştirmeden de boss'u zaten yanlış hatırlamıyorsam 87 o civarda bir health'a çektiğinizde ikinci faza geçiyor. İkinci faz ne diyeceksiniz? İkinci faz şu, Jaina artık sizinle orada savaşma olayından bunalıyor herhalde, bilmiyorum. Her yeri etrafındaki bütün denizi de donduruyor. Uzakta orada bir köşeye şey geçiyor. Pardon. Yani sizi aslında ben kaçıyormuşum gibi zannediyorsunuz evet. Ama beni aslında sizi açığa çekip tuzağa düşürmeye çalışıyordum gibi bir şey diyor. Aynen. Aynen. Benim oradaki anlayışım mesela bu konuyu anlayışım. Hı-hı. Jaina'nın hem de aynı zamanda kendi tutuklarından da olayı uzakta tutup son gücüne kadar kullanabilmeyi istediğini ben düşünüyorum. Çünkü öyle bir Frost Nova'yı normal senin askerlerin yanında patlatsan çok büyük onlara zarar verirsin yani. Neyse, konuya devam edelim. Frost Nova patlatıyor Jaina. Okyanusu donduruyor kadın yani resmen. Evet. Bir de gidip üstüne teleport oluyor. Şimdi bir de orada savaşıyorsun. Donmuş okyanusu. O kadar. Buradan sonra yapacağınız şey raid olarak geminin kenarından şeye atlayıp bu donmuş araziye atlayıp tipi var. Bildiğiniz oyuna tipi eklediler mekanik. Boss mekaniği olarak evet. Tipi var. Tipinin içinde Jaina'yı bulmaya çalışıyorsunuz. Ama problem şu. Mitik seviyede 4 tane milene Jaina var şu an. 4 tane var evet. Gittiğiniz zaman Jaina'lar 4 tane ve sürekli olarak size Frozen Orb'lar kestetmeye başlıyorlar. Frozen Orb'lardan dokunmamanız lazım. Dokunduğunuz anda herhangi birine donuyorsunuz. Bitti. Yani onun kurtuluşu yok. Donarsanız sizi takım arkadaşlarınızdan birinin gelip o buzdan taşı kesip sizi içinden çıkarması gerekiyor falan filan. Çok büyük zahmetli bir iş. Donmayın. Yani yaparsanız, denerseniz Mythic Jaina'ya gitmeye çalışırsanız. 4 tane Jaina var. 4 tane Jaina'dan her seferinde bir tanesi gerçek, diğer 3 tanesi illüzyon. Gidip bu 3 tanesini kesiyorsunuz. Ve gerçek Jaina artık ortaya çıkıyor. Tipi biraz daha duruluyor. Jaina ile savaşmaya başlıyorsunuz. Jaina yine bize tanklara kullandığı ability'lerini kullanmaya devam ediyor. Bunun dışında yaptığı şey de şu, 2 ability ya da 3 ability daha kazanıyor. Ability'lerden en büyük olanı Bombardment diye bir ability'si var. Bu Bombardment ability'si kendi o arcane gemisinden bize
yağdırıyor, bomba yağdırıyor diyebilirim en azından. Siz gene bu ability'yi alan arkadaşlar odanın kenarlarında uygun yerlere takılıp orada kimseye vurdurmamaya çalışıyorsunuz bu ability'yi. Onun dışında bir Frozen Orb ability'si var. Kendisinden devasa bir Frozen Orb çıkartıyor. Odanın duvarına doğru ilerlemeye başlıyor bu Frozen Orb. Adını size söyleyeyim. Raid'deki insanların üzerlerindeki Frozen stacklerine bağlı olarak düşük olanların girip bu orb'u soklaması gerekiyor. Aksi halinde bu orb duvara çarparsa muhtemelen wipe yiyorsunuz tekrar. Yani bundan kurtulmanın çok da bir yolu yok. İş şurada ilginçleşiyor. Esas bir iki tane daha böyle ufak tefek ability'si var. Evet. Esas mevzu şu. Frozen stackleriniz var. Bütün raid'in frozen stackleri var. Bunların kontrol altında tutulması gerekiyor. Ve sizin savaştığınız bölgede yerlerde fıçılar var. Barut fıçıları. Bu fıçıları arada bir patlatıp içine girip bir ateş kaynağı oluşturup yani frozen stacklerinizi sıfırlamanız gerekiyor. Bunu doğru şekilde yapmadığınız takdirde frozen stackleriniz artıyor 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 ve artık kontrolden çıkmış hale geliyor ve donuyorsunuz. Bütün raidiniz donarsa sizi o donmanın içinden çıkartabilecek kimse yok. Bunu şu şekilde dengelemeye çalışabiliyor insanlar. Jaina bütün Warcraft yani bütün Warcraft dünyasındaki bossların yapmadığı en akıllıca şeyi yapıyor. Siz Bloodlust bastınız da Ice Block basıyor. Evet ya o gerçekten beni de çok etkilemişti. Yani şöyle söyleyeyim. Yani o bir oyun oyuncu hareketidir o. Gönderme acaba. Yani bu bunu bugüne kadar birçok işte Paladin yapabilirdi, birçok farklı mage yapabilirdi. Bir tek Jaina'nın aklına geldi. ilginç bir şey. Güzel bir mekanik çünkü çok. Burada ilk defa yani Warcraft evreninde ilk defa Bloodlust'ı ofansif anlamdan ziyade defansif anlamda kullanmaya zorluyor evet. seni. Evet. Bloodlust bizim için her zaman hadi arkadaşlar boss'u parçalıyoruz. %20'ye getirdik basın. Aynen öyle. Ama onu yapamıyorduk evet. Bunu yapamıyor. Yani burada sizin işiniz donabilen yani donmuş olan arkadaşlarınız hatta stackleri çok yüksek olan insanların bilerek burada bilerek donduruyor. Damage alıp bilerek dondurup o insanların stacklerini sıfırlamak için Bloodlust verip bir grup insanın onları AoE ile çıkarmasını sağlıyorduk. Neyse biraz daha kısa kesiyorum şimdi. Bu ability'yi de atladıktan sonra yapmanız gereken şu kalıyor. Jaina yine belli bir HP'ye geldiği zaman gene devasa bir Ring of Frost kesti diyor. Siz odanın dibine kadar kaçmaya çalışıyorsunuz bu şeyden. Odanın tam karşı kısmında bir buzdan bir bariyer var. Bu buzdan bariyeri bu Ring of Frost size gelmeden kırıp içeri girmeniz gerekiyor. Bunu da kırdığınız zaman karşınıza bil bakalım kim çıkacak? Kim çıkıyor arkadaşlar? Nathanos. sevgili dostumuz Nathanos. Ve kurtarınca bize neredeyse küfrediyor yani öyle. Aynen öyle. Evet. İçeride Nathanos ve bir tane şey var. Adını size söyleyeyim. Water Elemental var. Jaina'nın Water Elemental'i. Bu Water Elemental'in şöyle bir sıkıntısı var. Water Elemental'i her kestiğinizde ikiye bölünüyor. Her kestiğinizde bir daha ikiye bölünüyor falan. Bu Water Elemental'i sürekli olarak kesmeye çalışabilirsiniz. Ama şu anda gidip Mythic Jaina yapmaya kalksanız muhtemelen Water Elemental'i hiç kesmeden... hiç onu uğraşmadan ignore edip Mythic Jaina öldürebilirsiniz ama başta kaynaklama şu çok anda. Aynen yani. Başta biz hani fight denendiği süreçte gidip o elementeri kesip ve kontrol altına tutmanız gerekiyordu. Ben de çok uzun zamandır yapmadım hani nerf yedi o demiş bir arkadaş ama şey değil. Sadece o zaman can yakıyordu abi. O zaman çok can yakıyordu. Şey aynen. Sadece neyse. Bundan sonra yapacağınız iş siz Water Elemental ve Nathanos'la uğraşırken şeyde Jaina'da kendi ilk bulduğunuz noktasında gidip size Arcane Missile kestetmeye başlıyor. Elemental'i öldürüp Jaina'yı interrupt edip birinci fazı tekrar başlatıyorsunuz. Aynı olayların hepsi tekrar yaşanıyor. Ama işte eğer birinci fazda bütün kutuları kırdıysanız, bütün Bloodlust'ınızı vesairenizi harcadıysanız ikinci fazda Frozen Stack'lerinizi yönetmek için hiçbir şansınız kalmaz. O yüzden bunları dengeli ve önceden planlı şekilde ayarlamanız gerekiyor. Aksi halde Jaina'yı kesmeniz şu anki gear'la bile çok da mümkün olmayabilir. Evet, çok taktiği gerçekten var. Çok eğlenceli ve çok uzun bir fight. Gerçekten çok böyle yaşatıyor yani. Bir mage'le savaştığının yaşatan bir fight. O açıdan bence bu BFA expansion'ın en güzel fightlarından ve en keyifli evet. fightlarından şimdi bir tanesi. Ben küçük birkaç bir şey eklemek istiyorum müsaadenizle dostlar. Ben tabii sizler gibi mitik progress yapan birisi değilim. Heroic'de oynadım ancak.
Tabii karşılaştırma yapabiliyorum. Farklı heroic bosslarıyla özellikle kendi raidinin içinde dahi heroic olmasına rağmen Jaina hata kabul edebilen bir boss'tu. Yani çok evet. uzun olmasından kaynaklı, yani nasıl söyleyeyim, kız küçük bir ateşe girdiğinizde hemen sizi biçmiyordu ya da küçük bir işte o Frozen hani tankların önüne doğru attığı bir skill vardı. Yerden buzlar çıkartarak neredeyse duvar oluşturacak bir güçte, büyüklükte bir skill'di, yetenekti. Evet. Mesela bu yetenek tek atmıyordu yani ama işte hatta atıyorum... şey deniyordu ya o zamanlar, aleve girin hani, normalde girmeyin derler. Evet yani o tarz şeyleri vardı. Alev de ters, evet, ama çok fazla uzundu yani fight'ın yani... Tamam 3 ana fazı vardı ama çok fazla geçiş fazlarıyla birlikte tutulmuş bir süreci vardı. Ve gayet güzel, keyifliydi. Özellikle hikayeyi çok ağır yansıtan bir şeydi. Çünkü sana karşı acıması yoktu. Sen onun evet. için bir horde oyuncusuydun. Çünkü senin karşısında hani onun karşısında horde oyuncusu olarak çıkıyordun. Ve hani dönüp ağzını tokatlayıveriyordu yani. Evet. İlk başta ben bir hani lore hayranı olan birisi olarak burası beni çok etkilemişti. Çünkü... Evet yani böyle yapması lazım bir faction generalinin zaten savaş sırasında diye düşünmüştüm. Ve Umut'un anlattıklarından şimdi yola çıkacak olursak o kadar fazla Frost dedi ki işte Frost Stack dedi işte Frost şeyler, Frozen Orklar geliyor. Evet yani bir Frost Mage'den bu beklenirdi zaten. Hani bizi işte yakarak yıkarak işte beynimizle oynayarak mind control falan atmasını istemezdim açıkçası. Evet onlar da büyü yetenekleri ama bu kadar Frost şeyinin içerisinde kalmak şahsen beni çok memnun etti. Burada şimdi hadi diyelim Gahun'da Görkem'le yola çıktık. Özellikle Cutting Edge macerası olan Murat'a bu sefer soralım. Yani bu Frost Mage'le karşılaştığını gördün mü? Denedin mi? Evet çok ya, %41'e kadar gördüm. Yani ben ya zaten aldı da demedim, macerasına katılan dedim. Yani, bozma fight'ı, beni, bozamadım beni diyelim. Hani ben fight'ı şöyle söyleyeyim. Hani Umut şey dedi ya, o bari Donbass tekne karşı alevlere giriyorsunuz, ısınıp geri çıkıyorsunuz. Mesela özellikle Mythic'te o şey dedi ya, o fırtınayı ilk defa oyuna kattılar. Mythic'de onu sürekli atıyor belli bir enerjide ve üşüyordum yani, açık konuşayım, bulunduğum yerde üşüyordum, onu hissettiriyordu yani. Çünkü o kadar fazla yoğun geliyor, sürekli geliyor. O mesela dedim ya, üşüyorum diyor şeye, onu unuttum, barele giriyorsun, ısındığınızı falan hissediyordunuz yani hani. Çünkü evet. üzerindeki slow'u da alıyor. Bir de yavaşlatıyor da yani. Evet ve hani... ben diğer boss'a mitlerine baktığımda Jade kadar kendini yansıtan başkası yoktu. Zot'ta da o öyle bir şey, o kadar kendini ayıran bir şey koymamışlardı. Ashara'da da koymamışlardı. Unat'ta da koymamışlardı. Gahun'da da böyle mitik ki zorluk olarak değil. Şeyi konuştuk hep Jade hakkında. Boss'un teması diyelim. Evet. Onu o kadar yansıtacak başka bir şey koymamışlardı. Bence Unat da var ya. Yani Unat'ın Unat, bizi tam test bakamamıştım. Etmek. Ne yapıyor değil mi? Mitik yani, olarak. Unat'ın bütün görevi bizi test et. Evet. Ha aldığımız evet, bizim, çok zorlaması bizim, anlamında evet. Bizim bütün hepsi bizim testimiz için yani. O açıdan güzeldi ama genel anlamda bence potansiyeli harcanmış bir raid'tir yani Crucible of Storms yani. Ama tabii. Şey yani, diyeceğim hani Umut da dedi ya evet, Jaina'yı çok beğendi. Benim de açıkçası bence Battleform Azeroth'un en iyi son boss'u. Yani Nuzot alınmasın maalesef. Nuzot bence alınmaz yani. Çok alınacak bir yanı yok. Nuzot'a gelince konuşacağız. Şöyle söyleyeyim. Heroic'te Nuzot, Heroic Unat'tan kolay yani. Onu da söyleyeyim şimdi ben. Evet. O biraz ayak kırıklığı. Onun kıyaslamasını yani. Sonra yaparız abi. Evet. Şey diyeceğim. Jaina'yı ben o yüzden cidden. Ben şunu da söyleyeyim. Ben Battlefield aday olarak ilk duyurulduğunda çok şaşırmıştım. Hani çünkü bir reaction raid'e nasıl olabilir? Hani ne kadar iyi bir şey çıkabilir ki? Dedim. Daha önce yaptık Siege abi. Siege of Orgrimmar. Ha ben onu yapmayayım. Yani şey ama ben onu sololadım. Yani onun güncel hissini almadım. Ben 14 ay Siege of Orgrimmar yaptım ben. Peki kıyaslarsan ne dersin? Battlefield şey Dazar olur mu? Çok daha iyi. Evet. Yani... Mekanik olarak kıyaslama çünkü Battle for Azeroth bence mekanik şimdi, olarak çok güzel. Şöyle bir şey var.
Siege'in farklılığı şuydu. Siege'de çok fazla boss var, tamam mı? Yani Siege'deki evet. bossların hepsinin bir de farklı temalardan, işte Klaxiler vardı, işte goblinler vardı, orklar vardı. Birçok farklı böyle elementin bir araya gelmiş hali. Dinozor vardı. Siege. Yani yok yani her şey var yani raid'in içinde. Ama Dazaralor şöyle bir farklı bir şey. Dazaralor senin her zaman bildiğin karakterler senin karşısına geliyor. İşte evet. Rastakan'ı biz şeyin başından beri biliyoruz. İşte ne bileyim Gronk'la eğer hani Horde tarafında oynadıysan ya da Alliance tarafında oynadıysan da var. Questlerini evet. yaptık, tanıyoruz. Mekator keza öyle. Hani tanımadığımız veya ilk defa karşımıza çıkan şeyler çok nadir ve hani evet şeyde de en son boss işte Garrosh'tu. Burada da Jaina ama Garrosh'la Jaina'nın bulunma noktaları çok farklı. Garrosh orada herkese karşı bir evet. Suçlu. Alayına giderdi yani Azeroth'u. Alayına gider modunda vardı. Burada Jaina sadece Horde'a karşı savaşıyor. Şehri şey yapmak adına. Bilmiyorum yani ben şimdi Siege'in 14 çok... aylık bir etkisi var bende. Nefret ediyorsun bir yerden sonra hani, değil mi? Günlerim diken diken oluyor. Battle for Azeroth bence de daha keyifli. Şöyle bir evet. çok büyük bir farklılık var onu da söyleyeyim. Hadi tek Horde'a karşı savaşıyor ol da. Battle for Azeroth ikiye de bölünmüştü yani. Belli bir kısmını Alliance olarak yapıyorsun. Belli bir kısmını da Horde olarak yapıyorsun. Yani evet. orada bir hikaye görmesi var. Yani aslında orası bence olmuş. Bu çok... Heh. Orijinal ve yani... Evet evet kesinlikle orijinal bir şey. Ama lore açısından baktığın zaman aslında olmuş bir şeydi o. Sen onu yaşıyordun tekrardan. Öyle bir evet. durum var. Yaşamıyorsun bile. Orada bir tane NPC var. O sana hikaye anlatıyor aslında. Böyle evet. böyle hatta abi. Jaina'yı öder gibi hani şey yapıyor. Rastakan'ın önündeki Greymane'in Rastakan'a muhabbetini iki taraf farklı anlatıyor. Tabii evet. Aynen öyle. Bir taraf daha suçlayıcı anlatıyordu. Şu an onu cidden hatırlamıyorum. Bir taraf da ama cidden farklı anlatmaları da güzel. Faction kimliği açısından. Ya ama yani çünkü öyle olmaz. İkisini yani. birini sana Alliance tarafına Alliance Scout'u Alliance oyuncudan anlatıyor. Öbür tarafta Horde Scout'u Horde oyuncudan anlatıyor. İkisinin farklı şeyler olması evet. çok ince bir dokunuş. Senin dediğin gibi çok da güzel bence işlendi ya bu. O raid hakikaten şeydi. Yani güzel evet. basit bosslar da vardı ama tematik olarak keyifli bosslar. Mekanik mesela olarak işte da çok iyi bosslar da vardı. Jadefire Masters mesela basit bir boss'tu baktığında evet. ama tematik açıdan çok keyifli bir boss'tu. Opulence mesela. Opulence gibi boss var mı başka? Yok yani. Yani başlı başına bir iş. Yani 5 oda gauntlet geçiyorsun. Gemler var, bilmem ne var, bir sürü değişik şeyler var. Güzel. Mekatork bir fight öyle. Yok. Mekatorg zaten hani anlatmaya gerek yok artık evet, herkes biliyor yani. Aslında onu. Çok böyle hikayesine girmek istemediğim bir şey ama fight'ına değinmeden evet, de tamam. geçilmez. Çünkü World of Warcraft'taki ilk bu tarz mekaniğin denendiği boss'tu bu. Evet. Ben de o yüzden hep Battle for Dazaroth'u bu kadar sevmem başka bir sebebi de bu. Umut da anlattı ya çok fazla orijinal şey denediler aslında. Ve evet, güzel de evet. denediler. Ama evet, yani şimdi biz Jaina'ya tekrar dönelim. Yani genel olarak o zaman aynı fikirdeyiz. Çünkü öve öve bitiremedik abi. Hani evet. Umut Sarıkaya'nın karikatürüne de döndük. Abi işte Zenci övelim mi abi? İşte çok güzel şarkı söylüyor. Jaina ya ben döndük. Jaina övelim mi? Evet Jaina fight'ı çok güzeldi ve gerçekten Jaina'yı artık hani nasıl söyleyeyim? Şimdi Gahun'u anlatma ihtiyacı duyduk ya. Hani abi böyle geldi şöyle geldi diye. Jaina'yı anlatma ihtiyacı yok. Hani yıllardır var zaten ve tanıyoruz. Ta Warcraft 3'ten beri artık yani Frozen Orb'u, Frost Elemental özellikle mesela anlattı bölündükçe bölündüğünden bahsetti. Yani Arthas'la ilk geyikleri sırasında işte aşklarına şahit olmuş Elemental yani o derece. içimizde var olan bir karakter. Bunu hiç düşünmedim evet. Yani o zaman şöyle özetleyecek olursak. Şimdi sanki Görkem'e bu boss'la ilgili söz vermemiş gibi olduk ama. Varsa itirazı hani çıksın bu düğüne itiraz ediyorum desin. Yok canım. Genel itibariyle Frost Mage'lik temasını fight'a doğru yansıttıklarını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Evet kesinlikle. Hem de boss seviyesinde yani. Tam olması hem de boss seviyesinde. Aynen öyle. Yani umarım ileride tekrar böyle yaparlar. Cidden zirveye diye bir tip odada olur. Tabii. Raid bossları açısından. Ya buna en yakın ben bir tek şey aklıma geliyor. İşte Kalthas'ın orijinal fight'ı onda da işte o caster ve Kael Tas'ın kullandığı skill'ler falan
böyle hani mage olduğunu iyice vurguluyordu. Ona çok yakın bir şey var ama sonuçta böyle klasların kullandığına yakın şeyler kullanıyor ya Jaina. O yüzden daha etkileyici. Ya mesela bak güzel bir boss hatırlattın. Kyle biraz daha mana şeydi. Böyle hani o ırkının getirdiği şeyi gösteriyordu. Hani tabii, o mana açlığını ama yani mesela böyle işte pyroblastlar falan görememiştik ondan. Ama bu kadar büyük Jaina'nın yaptığı o frost mage'i gördük yani karşımızda. Abi yani bir... onu biraz şeye mi yormak lazım? Aradan geçen yıllarda boss tasarımlarını da çok iyileşiyor. Yani herhalde. Tabii, yani. Tabii. Yani evet. Ya o çok farklı bir günün konusu olur. Çıkamayız. Orada çünkü bir de şey işte klasik zordu. Hayır be. Bilmem orası bayağı karışıyor. Umut bir sesin normal, kesildi. Arkadaş, dedim ki oraya girersek çıkamayız. O sefer insanlar başımıza hani, da iş alırdı. Bosslar zordu. Yok değil diyen tayfa birbirine giriyor. Ya biz kendi arkadaş aramızda bile muhabbette birbirine yok, birbirine giriyoruz yani. Mekanikleri hani... yok mekaniklerin kompleksliğini irdelemeye başladığın zaman zor olsun kolay olsun fark etmez. Kullanılabilen teknik mekaniği kurcalamaya başladığın zaman işin ne kadar zor ya da kolaylığı illaki konusu açılıyor yani. O yüzden dedim ben. Benim Kyle'de bir fire mage daha görmedik ama Jaina'da net bir frost mage gördük. Tabii canım. Yani doğru. Yani şeyi de söylemek lazım. Jaina aslında orada bayağı 20 tane Horde'un en iyi şampiyonuna karşı dakikalarca savaşıyor. Tabii. Tuya hepsine %5 şanda da hepimizin şeyi alır. Ve o 20 Horde şampiyonu deyip geçme. Yani zamanda bu adamlar Lich King dövmüş, bu adamlar Illidan dövmüş, bu adamlar Jaina dövmüş adamlar yani. Yani Titan dövdük biz yani. Jaina kim? Evet. Kendine gelsin herkes. Yani, değil mi? Herkes zaten kendine şey, gelsin arkadaşlar. Lore'a göre baktığın zaman aynen yani. İstisnai ya, karakterler var karşısında. Evet ve ama şey, işte o güçlü direnişi ve ölmeden gidişi. Onu da söyleyeyim. Tabii. Abi çok güzel ya. Hepimizin de Frostnova atıp şey atıyoruz değil mi? Telefon atıyoruz. Evet. Aynen. Tam mage kaçışı. Kaçıyor. Ve belki arada şey de yaptılar. Öyle değil işte. Bize hikaye anlatıldığı için hikaye orada bitiyor aslında. Adam hikaye bitiyor, sen tekrar gemide buluyorsun kendini. Mevzu o. Peki şeyi düşünelim hani Nzot'a geleceğiz de ben mesela Nzot'un o sinematiği geldiğinde önceki cutscene geldiğinde Nzot'un ölmeme ihtimaline şundan güvenmiştim. Bizi iki defa belirtmediler Battle for Azeroth'ta. Ashara ve Jaina ölmedi. İstediklerini de öldürmediklerini gösterdiler mesela Battle for Azeroth defalarca. Hani son boss olması genelde ölmesidir. İstediklerini de öldürmediklerini çok da güzel gösterdiler. Ya şöyle Jaina'ya has olan durum şuydu. Normalde expansion sonu boss'u ölmez idi. Ya da sen öldürmez idin. Hani başka bir mekanik girerdi araya. Tyrion gelirdi atıyorum. İşte ya da Thrall gelirdi. Zoru çalardı değil mi? Aynen kill çalardı senden. Evet. Ve son anda hani dokunuşu senin yapmadığın vurgulanırdı. Neyse diyelim ve Jaina'yı ufak ufak geçelim. Çünkü şimdiki bahsedeceğimiz raidler ve boss'lar nasıl söyleyeyim? Nzot'un yani expansion sonu boss'unun gelişinin habercileri. Habercilere. Harbinger of the Void. Yani özellikle hikayesini irdeleyecek olduğumuz zaman hani birbirinden bahsedemeyeceğini yani geçemeyeceksen bahsedemeden geçemezsin. Ama biz ilk olarak Trinket Raid ile karşılaştık burada. Ya ama öyledir yani evet, bu mekanik olarak öyle. Trinket Raid olarak geçer. Çünkü yani WoW şeyinde tarihinde sık olarak yapılan bir harekettir. Evet. Ve biz Crucible of Storm'la karşılaştık. Ben hatta yayından önce arkadaşlarla yani Görkem'e falan böyle çok sordum. Abi ya neydi bunun olayı? Çünkü tamam evet Zalatat'ın oraya bir gelme durumu var. Zalatat'ın bıçaktan çıkma durumu var. Aşağıya gidiyor o bıçak bir şekilde. Biz ele geçiriyoruz Horde tarafı olarak. Çünkü Alliance sadece bıçağın ekosunun kalıntısına rastlıyor ve gidip Anduin'e rapor veriyor Alliance oyuncusu. Yani Zalatat'ın işte o Old God şeyi var ve Nzot'un yanına geçişi var. Bıçağın zaten nasıl kullanıldığını biliyoruz son raid'de. Ashara'ya ulaştırılması var. Netanos'un birebir rol oynaması. Ama ben daha çok şeyi merak ediyordum. Ya abi Crucible of Storm niye orada? Yani abi onu ben anlatabilir miyim ya? Tamam hadi ortayı ben açtım. Golü sen atmak istiyorsun. Anlat. Kafa topuna sen çıktın. Buyur Murat'a. Abi Crucible şeyi çok güzel yapmışlar. Shrine of the Storm'a ilk girdiğimiz zaman... Ben hep böyle geriden alıyorum böyle. Böyle bir huyum var. Ama zaten şeyi anlatman lazım. O zone hikayesi zaten orayı oluşturan şey. Orada bitiyor çünkü zone. Dışında şeyi de söyleyeceğim.
Shrine of the Storm'a girdiğimizde son boss'a giderken yüzüyoruz ya. Aha. Orada aşağıda bir şeyler görüyorduk. Evet. Böyle bir acaba Nuzot mu bu? Tentakala çok benziyorlardı. Onun aşağısı komple Nuzot'muş. Adamlar Crucible yapmışlar aşağısı. Yani çok güzel bağlanmış. Ve orası çok yüksek ihtimalle değil, net şekilde Nuzot'un vücudunun bir parçası. Çünkü yani canlı bir şeyin üzerinde gezdiğimiz orada çok belliydi. Yani evet. İğrenç bir yerdi zaten. Evet, son olması boss'tan sonra de. Buraya ben tekrar bağlanacağım. Devam abi. Evet. Ve açılışı da şu. Nuzot orada bize bir fırtına, başımıza bela açacak olan Nagalara Zalatat dağılıyorum. Zalatat'ı buluyoruz. Nagalar onu Nagalardan buluyoruz. Zalatat'la Zalatat'ı yanımıza çektikten sonra, vücuda kavuşturduktan sonra o bizi kandırıyor. İşte şimdi Görkem hatırlayamadım isimleri. Artifekleri söylesene. Şey, 3 tane artifekt. Zalatat'ın questindekiler mi? Evet. Onlar raid'de de var ya. Ya bir tane evet. Touch. Birisi, bir tanesi Void. Void Stone olması lazım galiba. Void çok Stone, önemli. Colors yani, of Light. Hikayedeki çok Colors önemli. Bir tane touch. Touch. Bir tane touch. Bir de spear. Mızrak. Ha, mızrak var. So, Void taşı var. Bir tane de touch var dedi. Evet. Aynen. Zalatat'a biz kendisi knife olduğu için hiç sorgulamadan gidip götürüyoruz her şeyi. Zaten bize yardım etmiş Legion'a karşı. Evet, niye ne yapabilir yani? Bir bakıyoruz ki Nuzot orada bir gözü olarak uyanıyor ve bizi hapsediyor. Zalatat kaçıyor, bize giftini veriyor ve daha sonra bunu biz Alliance'da Brother Pike'a söylediğimiz zaman sen ne alt edin, yandık tadında konuşuyor ve... Ben söylemedim mesela. aynen ben de söylemedim. Evet. Kafa, yok ben kafa, söyledim. Ha. Ben söyledim, aldırmadım gifti. İyice gıcık ettim yani. ve orası şu açıdan çok güzel. Ben biraz şimdi tabiri caizse Nuzot konusunda kaltist olduğum için orası böyle kaltist ruh hastalarıyla dolu olduğu o kadar belliydi ki yani oradaydı hani. Tabii. İlk iki boss böyle devoted böyle dibine kadar işte. İki tane manyak, bir tane kıtır, bir tane faith, ikisi deli. İşte böyle Nuzot böyle işte bilmem ne diye şey yapıyorlar. O üç tane artifektin gücünü dönüşümlü olarak kullanıyorlar. Onlara göre taktik yapıyorduk. Sonra yıkılıyor, aşağı düşüyoruz Unat'ın içine. Unat'ın önüne geldiğimizde daha da kötü. Unat böyle artık kafayı yemişti Zot'la yani hani. Yani Görkem de dikkat etmiştir, bir Naga olarak kafayı yemişti Zot'la. Yani evet, aynen. Açlara falan cidden Zot'la kafayı yemiş bir Naga. Şey diyor ya hatta. Bu rezil ölümlüler sizin şirayınınızı kirletiyorlar. Onları böyle dalgalarla yıkayalım falan filan. Evet aynen. Öyle. Ya da şey. Öldüğü zaman işte onlar worthy falan diyor yani. O kadar adanmışlar ki. Sorun etmiyorlar bunu yani. Öldüğü zaman tamam bunlar worthy. Zaten bütün oradaki o işte evet. Şey. O priestler, sea priest neydi artık onların hepsi bu olayın içinde kuruluymuş yani. Evet ve zaten yani kulturasının altında öyle bir yer varmış yani. Çok... Hatta kulturanların deniz gücünün bu halde olmasını sağlayan sebebi de oymuş. Yani. Oradaki o dönüşen katiller, Faceless'ın zotun parçası. Aynen. Yeni wipe yersek de bunlar sizin aradıklarınız değil diyor mesela. Evet. Layık değilsin diye. Layık değiller diyor. İğrenç bir boss fight'tı yani. Gahun'da konuştuk ya tam old cut mekaniği işte. Bir şeyin üzerine basarsan boss hızlanıyor mesela. Ama ona bastıracak kadar seni darlıyor falan. Yani yani severim ama iğrenç fight'tan old cut fight'tan gerçekten. Yani. Çok sıkıntı. Ve tematik olarak da çok güzeldi. Hani Unat'ın o fight boyunca sözlerinden de anlıyor. Deli olduğunu Unat konusunda. Zot da fight boyunca bizle konuşuyor. Evet. Mesela ben şey çok hoşuma gitmişti. Öldüğüm zaman şey diyordu. Evet, gölgelerin hakikatini kucakla diyordu mesela. Biri öldüğünde. O detay benim çok hoşuma gitmişti. Embrace the Truth of Shadow diyor. Biri öldüğü zaman. Onun işte yani
boss'u yendiğiniz zaman da şey diyorsunuz o hani, siz benim aradıklarımsınız işte tam. Ya orada şöyle bir Zalatat'a verilmiş, Nuzot tarafından verilmiş bir anlaşma var. Hani çünkü Zalatat bıçağın içinden çıkmak istiyor. Ve Nuzot da diyor ki bana Azeroth'un en iyi şampiyonunu getir, ben de seni çıkartayım diyor. Ve Azeroth'un en iyi şampiyonu olduğumuzu sınayacak kişi de burada Unat zaten. Unat. Aynen. Ve hatta tahminen Battler'ın dikkat çektiği noktaya göre Nuzot bizi Aşşara'ya karşı denedi diyor. Hani Aşşara'ya acaba... Evet hani Aşşara'ya acaba şeyden çıkarabilecek diye çıkarıyoruz ama daha sonra kendi kurtarıyor, onu da konuşuyoruz. Zaten ama oradaki olay şu, Nuzot zaten bizi Aşşara fight'ına hazırlıyor ve Aşşara da işte bu hero seviyemiz zaten şey ya işte kolyemizi ne kadar güçlendirdik. Evet. Zaten Aşşara'ya o sayede seçiyor bizi Nuzot o fight'tan sonra. orada da zaten az sonra da onu konuşacağız. Neden öyle bir seçim yaptığını. Evet, peki o zaman Unut'a soralım abi. Beklemeyelim. Ben birkaç detay daha vereyim ama. Bir tanesi Horde'la Alliance'ın farkı işte. O Alliance'da bir şey olmazsa Horde'un önceleri gidip bıçağı Nuzot'un isteğiyle Sylvanas'a götürüyorlar. Evet. Diğeri de Nuzot diğeri de Nuzot fight'tan sonra benim rüyam sizin rüyana dönüştü. My dream has become your own. Bunu da açıkçası Vision teorisine bağlayabiliyorum. Ne düşünüyorsun konuda bilmiyorum. My dream has become your own diyor o anda. Rüyalarımız bir oldu. Yani şey, bence şey kastediyor. İşte beni serbest bırakacaksınız anlamında diyor gibi gelmişti bana. Ben şimdi de görkem gibi yorumladım. Ben öyle anladım yani. Zaten öyle de oldu yani. Yok, bu teoriden sonra ben ona bağladım. Yani evet şey, uzak ihtimal olarak olabilir. Evet buydu. Umut'a sağlam. Evet abi. Tamam. İki boss, yani iki bossluk bir raid'di. O yüzden ben ilk... Umut, bir sesin kesildi abi. Sesi kesildi galiba. Şimdi iyi mi? Geliyor mu sesim şu an? Evet. Bakayım. Şimdi geliyor. Tamam. Biraz mikrofondan uzaklaşınca oluyor da öyle şeyler. Pardon. Neyse. İki raid'lik bir... iki bossluk bir raid zaten. O yüzden ilk boss'un da ilginç bir mekanik olduğu için ona da kısaca bahsedeyim. Uzun zamandır ilk defa range bir class'ın tankladığı bir boss'la karşılaştık. İlk defa yani çok uzun zamandır ilk defa range bir tank ihtiyacı hissettik. Muhtemelen arada var mı hatırlamıyorum ama benim en son hatırladığım Illidan vardı. Hani Warlock'lar tanklıyordu. Ondan bu yana Red yanlış hatırlıyorsam... Prensler var. Prensler mi var? Evet. Kim? Tamam. Blood Prince'ler var şeydeki. Evet, Blood Prince. Ice Crown. Tamam, okey. Okey, tamam. Arada onlar varmış. Yani Illidan nere, onlar nere? Hani impact olarak çok düşük. Evet, tabii canım. Yani büyüklük olarak kesinlikle haklısın. Şey aynen. Vardı bir de değil mi? Yine Burning Crusade'de bir tane şey neydi ya? Ogre Raid'inde vardı. Adını hatırlayamadım da. Vallahi ben de bilemedim şimdi. Yani dilek olay 10 yıl sonra gelmiş. Neyse bayağı eski muhabbet yani. Daha bayağıdır gözükmüyor bu. Neyse bu açıdan bence ilk boss önemliydi. Aynı zamanda bize ikinci boss'ta kullanacağımız artifact'in ne işe yaradığını 3 aşağı 5 yukarı gösterdi bu boss. bu boss o yüzden ya mesela diğer raid'lerde bu kadar birbirine bağlı, mekaniksel açıdan bu kadar birbirine bağlı şey göremiyorsun. İki boss bazen göremiyorsun. Burada ilk boss'ta gördüğün mekaniklerin birçoğu ikinci boss'ta senin elinde oluyor. Bu enteresan bir yaklaşımdı raid açısından. Ondan sonra biz ilk boss'u kestikten sonra bu artifektler düşüyor. Bizimle birlikte yer kırıldığı için artifektleri alıyor işte uygun kişiler. Unuat'a doğru yolumuza çıkıyoruz. Yolda da birçok yerde bu artifektleri tekrar tekrar kullanmanız gerekiyor. Trash fight'ında bile kullanmanız gerekiyor. Ki bu artık yani dediğim gibi Temma'nın bütün raid'i nasıl kapsadığının çok bence büyük göstergelerinden bir tanesi. Unuat fight'ı dediğiniz gibi sizin de detaylı anlattığınız gibi tamamen Nuzot'un bizi daha doğrusu Unuat'ın bizi Nuzot için test etmesi. Nuzot'un aradığı insanlar, aradığı şeyler, şampiyonlar biz miyiz? Değil miyiz? Onun son testi. Gerçekten yani keyifli
Sinir bozucu bir boss. Sinir bozucu. Güzel bir boss. Kötü bir boss değil. Şey bir boss değil. Hani böyle matematiksel olarak bozuk bir boss değil vesaire değil. Ama seni hata yapmaya zorlayan, hata yani böyle yapmamanın çok zor olduğu, evet, ve belli noktalarda bilerek ve isteyerek mekaniklere karşı hareketler yapman gereken, yani normalde yapmaman gereken mekanikleri bilerek ve isteyerek yapmak zorunda kaldığım bir fight. Şöyle üzerinden geçmem gerekirse 3 tane dediğimiz gibi şey var. Artifact var. Fight'ın esas temel taşlarından bir tanesi. Bu artifact'in her birinin sahip olduğu farklı özellikler var. Bir tanesi tank artifact'inden bahsedeyim. Bir tane spear alıyorsunuz tanklar sırayla. Bu spear kullandığınız zaman size bir aktif şey veriyor. Aktif ability veriyor ekstra. Bu ability'yi kullandığınız zaman bulunduğunuz yere işte bilmem kaç bin damage'i absorb eden bir şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Bubble açıyor. Bu bubble'ın içinde durduğunuz zaman damage yemiyorsunuz. Ama dışarıdaki bütün ability'ler de bu bubble tarafından absorb ediliyor. Absorb bittiği zaman da patlayıp devam ediyor. İkinci şeyimiz DPS artifact'i. Bu da bir touch. Elektrik temalı bir touch. Bu touch'ın da olayı şu. Bunu bastığınız zaman canı %10'un mu 15'in mi altındaki bütün şeyleri, mobları ya da sizi fark etmez. Aynen. Öldürüyor. Her şeyi öldürüyor. Elektrik vererek sürekli damage atıyor. Canın %15'in altına ince de tak diye öldürüyor. Tek atıp geçiyor yani. Hiç şeyi yok. Üçüncü ability de, yani üçüncü artifact'te de Void Stone. Void Stone da şunu yapıyor. Sizi 10 saniye mi 15 saniye mi? Yanlış hatırlayabilirim. Süreleri yanlış hatırlayabilirim. Çünkü uzun zaman oldu. Healing'e immune yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam kullanan kişinin üstünde bir absorb var, yine healing absorb var. Bu healing absorb kırılana kadar ya da damage absorb muydu hatırlamıyorum. Sizi immune ediyor. Bunu fight içinde bu 3 artifact'i sıkça kullanmanız ve doğru anlarda doğru yerlerde kullanmanız gerekiyor. Fight'ın başlangıcında siz bayağı Unat'la takır takır savaşmaya başlıyorsunuz. Unat size arada sırada yere kırmızı böyle kaynayan kan bulunan alanlar atmaya başlıyor. Bu alanların içine girerseniz boss'u %5 heal'lıyorsunuz. O yüzden içine, evet, girmemeniz gerekiyor. Ama aslında böyle PUBG'den vesaireden çok bildiğimiz bir mekanik de var oyunda. O fight'ın geçtiği alandaki bir daire şeklinde, bu daire her seferinde daralıyor. Küçüldükçe küçülüyor. Artık bir yerden sonra o kırmızı alanlara basmama şeyiniz kalmıyor. Şansınız kalmıyor. Bunu yapmak zorunda kaldığınız anda Void Stone'u basıyorsunuz. Void Stone boss'u da etkiliyor. Ne yapıyor? Orada healing'e immune yapıyor. Void Stone'u basıp kırmızı alanların üstünden 3-5 kişi geçip odayı temizleyip fight'e tekrar açılır bir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bunun dışında odanın sağından solundan kenarlarından gelen edler var. Bu edleri tanklardan bir tanesini alıp tanklaması gerekiyor. Ama şunu söyleyelim. Edlerin çok hızlı şekilde öldürülüp, yani öldürülemiyor daha doğrusu da, çok hızlı şekilde canlarını düşürülüp farklı bir set daha edler var. Bu edler tanklanamıyor ama böyle şeyler, havada uçan ahtapotlar gibi, zootoid mi deniyor, onlara benziyor şeyleri. Farklı bir set de onlar geliyor. Bunlar yerdeki faceless edlerden farklı olarak raid'deki random insanlara bir şeyler kestedip onları öldürmeye başlıyorlar. Tanklanabilir edler değil. O yüzden bu edlerin hepsini bir araya toplayıp canlarını %15 seviyesine indirip bubble, yani tank artifact'ini basıp DPS artifact'ini basıp o artifact'in bunları öldürmesini bekliyorsunuz. Yapmanız gereken aslında şey bu. Ama fight'ın içinde o kadar fazla overlap olan skill'ler var ki bunları her zaman aynı hızda yapamayabiliyorsunuz. Mesela belli bir fazda Nuzot olaya el atıyor. Sizin bahsettiğiniz gibi oda aslında canlı bir organizma. Bizim içinde bulunduğumuz organizma bir oda değil yani. Duvarda gözler mözler var. Bu gözlerden ışınlar atıp odayı böyle çapraz şekilde kesmeye başlıyor. Bunlardan damage yememeye çalışıyorsunuz. Yerdeki alanlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Bütün sizin bulunduğunuz alan, bütün o harita gitgide daralıyor. Ve edler bir yandan var, unat bir yandan var. Hepsini bir arada götürebilmek hakikaten sizi böyle deliliğin sınırlarına götüren, deliliğin sınırlarına dolaştıran bir sürece giriyor. Düzgün organize olunması gerekiyor. Düzgün şekilde planlanması gerekiyor. Gerçekten şey bir fight.
yıpratıcı bir fight Manet. Yani bir nasıl diyeyim, Nzot sempatizanı tarafından tasarlandı, belli bir fight. Zaten bununla ilgili de şöyle bir bilgim var, hani bilmiyorum belki sizin de vardır. Crucible of Storms raidini tasarlayan arkadaşlar normal şartlarda Encounter Design ekibinden değiller. Tamamen farklı 3 kişinin tasarladığı bir raid burası. O yüzden 3 tane tema... deli mi yani? Yani 3 tane deli diyebiliriz. O yüzden normal standart bizim sahip olduğumuz raid bosslarından veya o bahsettiğim, başta bahsettiğim birkaç ability'nin 3-4 raid boss'u boyunca devam etmesi, hatta trash'lerde bile devam etmesi süreci bu raid'de çok var yani, çok ortada. Keşke o 3 arkadaşı Encounter Design takımına alsalar ve vallahi ben de düşündüm yani. Raid kalitesi açısından böyle şeylerle karşılaşsak. Zor bir boss'tu. Uzunca bir Race to World First süreci oldu. Tabii. Onun hikayesini biliyorsun. Niye öyle bir şey yapıldı? Merak ettim. Onun detayını. Niye öyle bir şey yapıldığını? Şundan dolayı öyle bir şey yapıldı. Demin yukarıda bir arkadaş yazmış, 2 değil de 8 boss yapacaklardı. Sonra aşağıda 12 boss. Sonraydı. Eser sonrası dünyaya geçtiğimiz gibi yazmış ya arkadaş. Aynen o şekilde. Aslında tasarlanan 8 boss var. Ama bu 8 boss'un hiçbirisi şu an bizim kullandığımız raid'de değil. Bunlar yani sıfırdan komple bir raid mi olacakmış yani? Evet, ayrıca bir raid olacaktı ama işte Azerite sisteminin patlaması evet. insanlara 8-1-5'i biz yaşarken ekstra bir, yani daha doğrusu Azerite'in patladığı 8-1'de de belliydi de 8-1'den 8-1-5 ve 8-2'ye geçerken Essence sistemin hazırlanması için yeterli sayıda resource yok şirkette şu an. O yüzden diyorlar ki biz bununla uğraşmak zorundayız şu an. Essence sistemine yoğunlaşmak zorundayız. Böyle de bir raid çıkmak zorunda. Buyurun arkadaşlar, siz yapıyorsunuz burayı da. Hayırlı uğurlu olsun deyip onlara devretmişler. Çok da güzel olmuş. Keşke evet, yani kesinlikle olarak bunu yapsalardı. Bunlar bu şekilde Diablo takımından gelen elemanlar değil mi? Sonradan. Bildiğim kadarıyla evet. Evet, tamam. Evet işte. Tamam, ben de duymuştum onu. Güzel bir boss, güzel bir ortam. Bence tematik olarak da lore açısından da gayet uygun. Çok çok. Var yani. Nzot'un hakikaten seni denediğini hissediyoruz. O şey zaten 3 artefakti bize de hani Nzot sağlıyor Restless Cabal'dan evet. aldırarak. Çünkü Nzot görmek istiyor bunu. Özür dilerim. Trail of Crusade'deki gibi yani Todd'daki gibi bir denemeye sokuyor seni ve yani sen sınanıyorsun burada. Unat her yani anlamda. Unat da evet yani Unat da karşına çıkıp seni yani aslında amacı yok etmek ya da öldürmek olan birisi değil yani. Ama işte biz nasıl söyleyeyim, elimizin ayarı yok diyelim. Dalıyoruz hani öldürüyoruz. Bu anlamda lore'a çok uygun bir mekanik yapısı getirmişler. Onun dışında Naga ve Old God temalarına Umut'un anlattığı kadarıyla yani birebir direkt yaşadığımız bir boss. Yani öyle görüyorum ben. Evet. İşte yere açılan kanlardan bahsetti. İşte artefaktlerin karşı kullanımları. İşte etraftan gelen işte göz mekaniği zaten Nzot yani Old God'a direkt atıf uygun, yapılan şeyler. Ona uygun olan. Yani bu anlamda yani Jaina kadar belki çok heyecanlı değildi ama aslında kafa açısında geleni az çok tanıyorum evet dediğimiz ve bize Nzot'un gelişini göz kırpan hikayesel anlamdaki ilk boss'tu. Ve şöyle söyleyeyim. Bu belki herkesin gözünde yani dikkat çekmiş olabilir ama bu tarz bir formda karşılaştığımız ilk Naga erkeğiydi. Evet. Evet. Yani çünkü normalde Nagalık'ta özellikle Night Elf hiyerarşisinde dişi ne derler? Hani erkilli, ana erkillik çok ön planda ve fark ettiyseniz de işte Queen Ashara'nın şekli olsun, Lady Wash'ın şekli olsun biraz daha diğer Nagalara nazaran büyük, daha heybetli, heybetli evet. ve güç olarak da daha güçlüler. Biz ilk defa evet. burada karşılaşıyoruz bir güçlü Naga erkeğiyle ve yani ben bu anlamda da çok etkilenmiştim ve beni çok da tatmin etmişti. Hatta evet Unut'un açısından. İskeletiyle Ashara'nınki de aynı yani. Hatta atak basic atak şekilleri falan da aynı. Yani. Evet. Bu ben onu ama senden öğrendim. Çok hoş. Ne abi? Ben hani ilk defa bir erkekte olduğunu, o kadar önemli olduğunu senden öğrendim. Bu çok önemli. Evet. Özellikle hani ben şimdi Night Elf'likte abim Alfirim var denecek biliyorum ama genelde Night Elf'likte ana erkillik daha ön plandadır.
Yani aslında King şeyde hikayesinde temel olarak gene şey Queen Asyara'nın en böyle kendini adamış hizmetkarlarından biri Unat. Evet. İşte Asyara böyle artık şey sadakatini şey ispatlamak için Nuzot'a onu o, böyle devrediyor. Bak en Unat işte, da dünden razıymış zaten onu. Evet. Aslında şey Unat'ın yani şu anki gücü işte şey Nuzot'un onu güçlendirmesi sayesinde işte o Asya'nın emrindeyken yoksa muhtemelen işte o bildiğimiz klasik şey işte savaşçı erkek Naga formunda falandı muhtemelen ama bir caster tarafı var yani gene de. Ve hani şey evet. Diyeceğim Umut şey dedi yani cidden hani test olduğunu hissediyorsun geliyordu yani gerçekten sınırlar ne kadar zorluyordu. Bir de şey çoktu değil mi yani ben fight'ı en çok böyle randomlığından hatırlıyorum çünkü her şeyi evet. Doğru yapsan da o kadar çok şans faktörü var ki işte o Nuzot'un gözler gelmeye başlayıp işte yer kaplanmaya başlayınca işte yani istediğin kadar doğru yap o yanlış yerden geliyorsa kaçamıyordun bitti. Böyle. Evet, ölüyordun gene wipe oluyor hadi bakalım sonrakinde de olmaz belki diye bir daha kesin denemeye geçiyordun yani bayağı sinirli yani. Şey, o zaman genel olarak zaten onun aynı kanıda kalıyoruz aslında ama sormuş olayım Muratan abi bir saniye. Bu boss hikayeye uygun mu sizce? Daha ne kadar uygun olabilirdi yani. Şu ana kadar konuştuğumuz 3 boss'ta değil mi? Son derece uygun. Yani. Ekleyeceğim vardı abi sözünü kesmiş oldum buyur. Abi, çok önemli değil yani. Bir tık da galiba overtunuk'ta o yüzden bayağı bir zorları diyecektim yani. 700 evet. Şeyde bayağı bu arada konuya uygunluk olarak bakınca Crucible Raid'i bence direkt şeye Vashir'i Vash Fight'ına hatta göndermeydi. Direkt böyle o yani Vashir'de iptal edilen Raid'in teması da aşağı yukarı böyle bu tarz bir şey olacaktı gibi bir böyle sızlan kısmı buydu. Gene bir Old God göndermesine ilk adım gibi olacaktı o. Ama işte o Ebis'in Mavlakini mi diyorsun abi? Evet. Ha aynen. O denizin altındaki yani, şeyden bahsediyorum. Evet evet o iptal edilen raid'den aslında olması gereken çoğu şeyi buraya taşıdılar. Çünkü zaten Kataklizm'de konu işte Deathwing'in korrupt olması en başından Nuzot'a bağlıydı. İlk hatta Nuzot'un adını orada duyduk. Oradan gireceklerdi bu mevzuya. Bu rötarlı olmuş oldu. Buraya bağladılar. Bence güzel oldu ama işte oradaki temaları biraz buna taşımaya da çalışmışlar gibi geldi bana. Böyle özellikle o şey Wash Fight'ının işte o Naga Fight'ı özelliklerini falan buna böyle taşımışlar. Ama tabii çok daha böyle abartarak ve daha böyle Old God temasını öne çıkararak. O yüzden güzeldi yani. O zaman Görkem'i susturmayayım ben abi. Şöyle yapayım. Eli değmişken aşağıya geçsin. Aynen ya aşağıya şöyle geçsin. Çünkü biz buradan silahı aldık. Bu silahı ne yaptık abi? Şimdi silahı tabii Horde kahramanları alıyor ve Sylvanas'a götürüyor. Sylvanas da bunu Nathanos'a veriyor. Niye veriyor bilmiyoruz. Zaten onu da görmüyoruz normal olarak. Ve şeyde işte Nazjetar'da orayı açtığımız zaman da devamında orada sonradan görüyoruz. İşte Nathanos bir işler çeviriyor. Ayrıca takılıyor bizden falan. Ve oradan da gene böyle içini göremiyoruz mevzunun. Esas son bütün olaylar olduktan sonra anladığımız şu Asyara ve Sylvanas bir anlaşma yapmışlar. Zaten en son raid'de artık Nuzot fight'ında da onu gösteriyor bize Nuzot. Evet kenarda. Ve işte bu aynen. Bu anlaşmanın artık sonunda bir şekilde işte ben sana bu dagger'ı vereyim. Sen de işte bunu Nuzot'a karşı kullan. Sonra da bir şeyler yapalım gibi bir anlaşma yapmışlar. Ama ne olduğunu bilmiyoruz bunu hala. Zaten Asyara'yı da işte son raid'de kurtarıyoruz. O da hadi ben gidiyorum diye. işte daha yüksek bir gücün şeyinde arkasında gidiyor. O da muhtemelen Shadowlands'a bağlanacak bir şekilde sonradan diye tahmin ediyoruz. Ama işte bu bildiğimiz kısmı ve işte Dagger'ı ilk aldıktan sonra Sylvanas'ı götürmemizde o da işte Nathanos'a veriyor ve Sylvanas'ın amacı burada işte Battle for Dazaralor'da Zandalari donanması ve tabii Horde donanmasının çok büyük bir kısmı yok edildiği için durumu eşitlemek istiyor ilk etapta ve bunun için de işte Nathanos'a diyor tak peşine işte Alliance donanmasını ve işte Nazjetar'a git onların hepsini yok et.
İşte siz de öleceksiniz muhtemelen ama işte değer bunun için falan gibi bir böyle gazlamayla yolluyor ve Nathanos da gidiyor. Ama bir şey olmayacağını ve Degra'ı da sonradan Asherah'a vereceğini bildiği için gayet kendine güvenerek. Ama tabii Nathanos dışında diğer hiçbir Horde yöneticisi, işte Lord Temar özellikle, bundan haberi yok ve orada işte Tidestone'u kullanınca evet. Bir ses var bu arada. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor birisi. Büyük ihtimal Murat Han'ın telefonu. Ben bir titreşim telefon. Yok, benim telefonum bayağı uzak. Allah Allah. Benimki de çalmıyor. Kripin abi, konuştuğumuz konular yüzünden. Senin sesini değişti Murat Han. Nuzot titreme yolluyor bize. Titreme yolluyor. Yani sonuç olarak Nathanos işte Alliance donanmasını tuzağa düşürüyor. Orada Asherah'ın da sayesinde hepsini tuzağa düşürüyor ve Naz Jatar açılıyor. Ondan sonra da zaten bir şekilde Dagger'ı işte Asherah'a ulaştırıyor. O aşamada zaten görmüyoruz. Bunları zaten Naz Jatar'ın hikayesini oynayan herkes o gidişatı görüyor ilk elden. Özellikle Horde tarafı tabii bunları görüyor. Görkem, çok kısa araya sonrasında... girebilir miyim? Abi rahat olabilirsin çünkü artık yani spoiler ortaya çıktı yoktur. Her şey. Aynen, spoiler olmayacak. Yani çünkü... Yok şey açısından hani sırasında söyleyeyim. Ha eyvallah, ben anladım da yapmak istediğini ama şöyle çünkü o bıçağı niye oraya götürdüğümüz o dönemde hani bilinmiyordu ama artık yani... Artık biliniyor ya. Biliniyor yani ve Raid'in amacı o çünkü. Evet, yani evet, Raid'in aynen. Var olmasının amacı o. Çünkü Asherah tutup da şey demiyor işte Azeroth'u bir mahvedeyim de görsün şeklinde bir planla çıkmıyor evet. Bizim karşımıza. Yani i̇şte oradaki yani. Ana konu lürlemesi, hani bizi oraya çekmesi Nizot'un emriyle aynen. Olan bir şey ve Sylvanas'la yaptığı anlaşma. Tam onu diyecektim işte zaten. İşte Horde tarafı biraz bunu ucundan görüyor ama Alliance tarafı hiç görmüyor. Ve son aşamada zaten kapısını açtığımız zaman Raid'in, o zaten Raid'e girerken bunu bilmeden giriyoruz ve biz orada işte Asherah'ı yok edelim de buradan kurtulalım diye giriyoruz. Oradaki işte gücünü yok edelim, işte burada hapis kalan herkes kurtulsun diye giriyoruz. Ama aslında tabii Dagger eline ulaşan Asherah bizi kendine çekiyor ve testi geçen yeterli güçte olan kolyelerimizi de kullanma amacında son aşamaya kadar gidiyoruz. Herkesi dövüyoruz. Sanıyoruz ki Asherah'ı yeniyoruz ama aslında öyle olmuyor. Son aşamada Asherah ile yüzleşince bizi tuzağa düşürdüğünü anlıyoruz. Mekanizma aktif oluyor. Bizim kolyelerimizin gücünü kullanarak ve Nuzot'u serbest bırakıyoruz. Oradaki mekanizmayı kapatıp bilmeden. Tabii Asherah bu sırada biraz kendini feda ediyor ama sonra Nuzot onu geri kaldırıp, artık öldü mü ölmedi mi orası tartışmalı ama Nuzot onu geri kaldırıp ihanetini de anlayarak yanına alıp gidiyor ve sen bir gel bakalım ilk kez bir Old God'ı tam gücüyle serbest bırakmış oluyoruz Asherah'ı yenerek. Böyle güzel bir twist var sonunda yani ters köşe işte evet. Asherah fight'ının hikayesi sadece böyle. Peki o zaman şöyle söyleyeyim, benim şahsım adına curve'ü kovalamadım yani heroic olarak progresini tamamlamaya çok kendimi kasmadığım bir raid de orası. Çünkü ben açıkçası fight'ı böyle bilmiyorum yani, ya bilmiyorum, beceremedi de diyebilirsiniz, oynayamadı da diyebilirsiniz ama evet yani tutmadım ama bu boss bize ne yaptı Umut, yani ana mekanikleri neydi abi yani? Neyi anlamadım ben tam olarak? Bana bunu anlat abi. Bu boss bize ne yaptı? Evet, ne yapmadı? Boss bize ne boş yapmadı. Ya, Asherah fight'ı aslında mekaniksel anlamda yine Crucible gibi bazı böyle yeni şeylerin ya da Dazarlord'daki bosslardan bazıları için olabilir. Yeni şeylerin denendiği fight'lardan bir tanesi. Hatta bu yeni şeylerin birçoğu da zaten lore açısından da gerekli mekaniklerdi. Yani bizim Heart of Azeroth'umuzda biriken gücün o mekanizmalara, yani wardlara aktarılması bilmem ne gibi şeyler olmadan zaten o seal'ların kırılma ya da zincirlerin kırılma şansı zaten yoktu. Esas mekanik zaten o wardların gücünün bitmemesini sağlamaktı.
bizim fight boyunca yaşadığımız bütün olay. Yani temeli buydu. Ashara bizim elimizdeki Heart of Azeroth gücünü alıp şeyi kırmaya çalışıyor. Biz de kırmasını engellemek için kendi Heart of Azeroth'umuzdaki gücü yerdeki wardlara aktarıyoruz. Onların ayakta kalmasını ve işte Nazoth'un serbest kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Temelde bu. Ama bunun dışında uğraştığımız çok fazla fight içinde şey var. Ability var. Bunlardan en basiti muhtemelen Ashara Nagaların kraliçesi. Emrinde evet. Yüzlerce, binlerce Naga var. Bu Nagaların büyük bir kısmını bize karşı bu fight'ta kullanıyor. Çeşit çeşit Nagalar geliyor. İşte Caster'lar var, normal işte Soldier diyebileceğimiz düz Warrior tarzı Nagalar var. İşte Hulk tarzı Nagalar var. Hepsi bu fight'ta görünen ve hepsinin farklı şekilde nasıl diyeyim? Engellenmesi ve hani böyle uğraşılması gereken adler var. Hatta fight'ın başında zaten ilk olarak siz Ashara'yla değil iki tane onun böyle komutanıyla diyebiliriz. Hani iki komutanıyla savaşa başlıyorsunuz. Bu komutanlar da böyle bir barışık, bir ayrık sevgili gibiler. Bazen birbirlerini görmeye dayanamıyorlar. Bazen birbirlerini olmadan yapamıyorlar. Böyle bir ability'leri var. O yüzden birbirlerine line of sight mekaniğini kullanarak kurtarmaya çalışıyorsun. Bu fight'ta line of sight mekaniği çok fazla kullanılıyor. Yani her ne kadar çoğu zaman line of sight olmayan yerlerde de çalışıyor olsa da mesela işte ki fight'ı başlatan konsol mesela bir line of sight bölgesi aslında. Evet. Ama olmaması lazım. Küçücük bir konsol yani sonuçta. Yani bu çok fazla abuse edilen bir konu oldu. Bütün hala öyle zaten değişmedi. Bu şeyleri kestikten sonra, generallerini kestikten sonra Ashara geliyor. Diyor ki madem öyle birazcık da diyor elimizi kirletmek zorunda kalacağız vesaire gibisinden. Olaya dahil oluyor. Ashara'yla'ki fight'ın ilk böyle 10 dakikası, yani 10 dakikası, ilk böyle 1-1,5 dakikasında çok bir şey olmuyor. Ashara'yla kapışıyorsunuz. Peşinden Ed'ler spawn ediyor. Ed'leri öldürüyorsunuz. Ortadaki ward'lara ya da yanlardaki ward'lara ulaşmasını engellemeye çalışıyorsunuz. Sonra sözümün başında söylediğim gibi Ashara hatırlıyor ki lan ben kraliçeyim. Bunlara ben bir emir yargı dağıtayım. Böyle herkes kafasına göre koşturmasın diyor. Ashara fight'ın ilginç mekaniklerinden bir tanesi olan Decree'ler başlıyor. Decree'ler nedir? Ashara sana hakikaten emir veriyor aslında. bir ferman yayınlıyor. Diyor ki herkese farklı olacak şekilde. Diyor ki işte sen grup halinde duracaksın. Ama yerinde durmayacaksın, sürekli döneceksin. Öbürüne diyor ki sen tek başına duracaksın ama sabit duracaksın, hiç hareket etmeyeceksin. Öbürüne diyor ki işte sen gideceksin, orpları soğuklayacaksın ama tek başına soğuklayacaksın, bir anda hareket edeceksin falan gibi böyle. Üç ayrı mekaniği bir araya getiren decree'ler var. Normal zorluk seviyesinde bir ya da hiç decree almayabiliyorsunuz. Heroic seviyesinde herkes bir tane alıyor, bazıları iki tane alıyor. Mythic seviyesinde herkes üç tane alıyor. Evet. O yüzden böyle bu kuralları itaat etmek zorundasın ya. Yani bunlara. İtaat etmezsen çok hızlı şekilde öldüren mekanikler bunlar. Yani bir kraliçeye karşı çıkmanın ne demek olduğunu gerçekten sana öğreten mekanikler bunlar. Parmağında oynatıyor resmen. Aynen öyle. Yap diyorsun, yapıyorsun. Hiç sorgu morgu yok. Bu esas fight'ın ritmini belirleyen şey sizin bu decree'leri ne kadar rahat hallettiniz. Peşinden yerdeki o bahsettiğim ward'ların güçlerini ne kadar kontrol altında tutabildiğiniz gibi. Bu da Jaina fight'ındaki frost stack'leri gibi. Kontrol altında tutulmadığı takdirde wipe kaçınılmaz bu süreçte. Jaina gibi bloodlust basalım da kurtulalım mantığı da burada yok. Fight bu şekilde devam ediyor uzunca bir süre. %35 mi? 40'dan sonra mı ne? Artık Jaina yeni adler çıkarma fazını bırakıyor. Arada böyle ufak tefek Jaina'nın yaptığı, ama Jaina diyorum ya, Ashara'nın yaptığı abilityler var ama konuyu çok fazla uzatmamak adına işte ne bileyim bazen havaya zıplayıp bütün alanı patlatmaya kalkıyor falan filan. Ya sen da Mage göndermesi olarak Arcane misal tutuyor. Yani birçok abilities Arcane işte bazen fight'ta ama raid'de 2-3 oyuncu target alıp onlara living bomb tarzı bir şey atıp onları uzaktan mesela line of sight'ta gidip patlamaları ya da dispellenmeleri gerekiyor. Dediğim gibi line of sight mekaniği sıkça kullanılan bir mekanik burada. Siz %40'ın altını düşürdüğünüz zaman yanlış hatırlamıyorsam %7 dediğim gibi hani çok biraz vakit geçti şimdi yüzler karışabiliyor. Bu mekanikler artık yavaşlamaya başlıyor. Peşinden siz işte ortadaki konsolu kullanarak wardlardan güç bırakıp
Aşara'ya bir zarar vermeye başlıyorsunuz. Bu süreçte yine zarar verirken bir yandan da kendinize de zarar veriyorsunuz tabii. Bütün raid hasar almaya başlıyor. Bu hasarı dengede tutmak için işte doğru zamanlarda konsolun kullanılması, doğru zamanlarda bırakılması vesaire gerekiyor. Aşara bir yandan kendisinden uzakta duran ekibe, genelde range DPS oluyor bu. Range DPS'teki arkadaşlara onların bulundukları alana bir siyah böyle nasıl diyeyim, siyah bir alan atıyor. O alanından çıkması gerekiyor. Aynı zamanda şeydeki Unaat Fight'ındaki gibi göz değil de yine dışarıdan böyle ışınlar geliyor alanı kesen. Bu alanı kesen ışınlardan kaçmanız gerekiyor. Lazerler gibi diye düşünebilirsiniz. Bunlardan kaçmanız gerekiyor. Farklı çeşitteki edlerin sürekli kontrol altında bulunup wardlara girmelerini engellemeniz, wardlardan güç çalmaları engellemeniz gerekiyor. İşin sonunda Aşara'yı siz öldürdüğünüzde aslında Aşara'nın sizden yapmanızı beklediği her şeyi yapmış oluyorsunuz. Yani bütün fight sizin ters köşe olmanız üzerine kurulu. Doğal olarak ben baştan söyleyeyim, hani bir tane nasıl soracağız. Bence lore açısından çok uygun bir fight'tı. Aşara kraliçeliğini sonuna kadar konuşturdu. Kibrini de sonuna kadar konuşturdu. Size istediğini de yaptırdı. Sen istesen de istemesen de Aşara'ya ve Nizot'a itaat ettin. İki raid'tir. Evet. İtaat eder halde devam ediyorduk. Ben şeyi sadece söylemek istiyorum. Hani önceki bosslar bazında sadece söylemek istediğim şey vardı. Mechatalk'ta başlayan bu raid'in birbiriyle iletişimde olma zorunluluğunu getiren bosslardan yine bu şeyde de vardı. Zakul. Raid'in evet. Bir kısmı farklı fazla, bir kısmı farklı fazla gibi iletişimin zorunlu olduğu bir yapıydı bu. Bu Blizzard'ın ondan sonra çok sahiplendiği bir yapı oldu. Şimdi de Skitra var mesela şeyde. Evet. Raid'in yarısı farklı tarafta, yarısı farklı tarafta vesaire gibi. Bilmiyorum, ilginç bir mekanik. Çok bence zorlama bir mekanik. Gerek yok böyle bir şeye. Sırf sadece communication'ı arttırsınlar diye yapılmış bir mekanik. Çok daha akıllıca bir şey. Çok daha akıllıca olan bir... Olan parklar olsun diye değil mi? Yani olan parklar olsun diye. Neyse, ben dediğim gibi yorumumu bence bu şekilde lore'a kesinlikle uygundu. Fight olarak biraz uzundu. Bence çok keyifli bir fight değil. Yani bence şöyle yapalım. Çok şöyle, kafa karışmıştı benim. Hepsini konuştuktan sonra herkes bence bir sıralamasını yapar. Herkes fikrini orada söyler. Şimdi vakit kaybetmeyelim isterseniz, bilmiyorum hani. Ben çok kısa araya girip bir fikir söylemek istiyorum. Tabii, Umut öyle bir cümle kurdu ki, yani hikaye lore wise baktığımda abi inanılmaz etkilendim şu anda ve gerçekten fight'tan, yani fight demeyeyim de fight mekaniği ve Aşara'nın boss oluşundan memnun kaldım. O da şuydu. Aşara'nın kraliçeliği. Yani aynen. Naga kontrolü aynen. Ve gerçekten ben buna dürüst konuşayım, dikkat etmemiştim. Ben biraz daha böyle şey bekliyordum. İşte eskiden Elf'ti, Maze'di, çok da güçlü bir büyücüydü. Hiç Arcane'yi görmedik, çok az şey gördük. Ama abi kaçırdığımız şey oymuş yani. Bunu sen diyordun bu arada. Evet, ben diyordum. Yo, onu söyledim zaten. Ben diyordum yani. Ben buna takılıyordum. Aslında takılınacak şey buymuş ve orada da gerçekten bak o kadar güzel tatmin etmiş evet. Ki yani. Hiç, evet. Biz fark etmiyoruz. Evet öyle yani. Yani, ve gayet de güzel bir gönderme yani kraliçeliğine. Aynen öyle. Bunun için önce bir teşekkür edeyim. Gerçekten çok ben etkilendiğim bir nokta. Onun dışında evet, Aşara'dan bekleneni yaptı ve Aşara'ya özgü hareketler yaptı. Ben mesela şimdi Umut'un evet. Hani boss mekaniği olmadığı için söylemediğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten boss mekaniği değildi. Sen bir kraliçeyi öpemezsin. Öpüyordun ama. Ha evet. Süperdi evet. O ya. Yani ve gerçekten evet. Mesela şeyde de vardı bu adını siz söyleyin. Ulduar'da da vardı ya. Yok Sara'nın başındaki şeye öpücük atıyordunuz. Bir achievement veriyordu. Ve bunda da vardı. Öpücük atıyordunuz ve sizi çarpıyordu yani. Direkt etkisi evet. Altına alıyor şey. Tek atıyordu. Tek atıyordu. O spit yaparsan ya da rude yaparsan. Ha hakaret eder. Ya da kiss evet. Yaparsan seni etkisi altına alıyor ve sen... Sesin gitti Umut. Ha siz Raid Fighter'ı mı diyorsun? Raid sırasında Raid Fighter, Raid Fighter. O ben Raid Fighter'ı onu bilmiyordum. Raid başlamadan önce sen love ya da kiss yaparsan seni mind control gibi bir şey alıyor. Sen diğer arkadaşlarına düşman oluyorsun ama karakterin kontrolü gene sende kalıyor. ama spit ya da rude gibi emotlar yaparsan tek atıyor sana. Yani o mesela ben hiç bu aklıma gelmemişti. Yani kraliçeliğini çok güzel vermişler yani.
Evet. Ben bu de öyle. Şunu ben... yapacaksın, bunu ya sen ya. Evet. Oraya bu yorum ya. İçin gerçekten evet, cidden çok güzel. Güzel ve Umut'un anlattıklarına yola çıkarak dediğim gibi ben bir iki kere try'ladım. Yani ben çok kestim. Da zorlamadım. Eda kesti bu ara Heroic'te. Ben salmıştım. Ben beğendim Umut'un anlattıklarına göre ve hikayesine yani karakterine uygun olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Görkem ve Murat Han. Görkem'den başlayalım. Ya bence de işte sonuçta Naga temasını zaten çok güzel vermişler orada. Evet, i̇şte önceki raidlere gönderme olarak hepsi, her şeyi korumuşlar, üstüne koymuşlar. İşte fight biraz karışık da hakikaten böyle şey... açık benim taktik okuduğum böyle uzun uzun video izlediğim ilk fight oldu şeyde. Yani Umut anlatırken de yani adam evet. Anlatırken yorulmadı da ben dinlerken yorulmadı. Gerçekten çok ya. Karışık yani. Çok şey karışık, abi çok Legion, Legion'da da Gul'dan'da vardı ya bir açıyordum pat 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 hepsinde onlarca vardı. Tabii aynen ne oluyoruz şimdi böyle. Çünkü ben yani birazcık böyle tembelliğimden de dolayı ite kaka diğer şeyleri normalde yapabildim. Böyle biri anlatınca ha böyleymiş diye uydurdum gittim ama bunda gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ne yapıyoruz bu ne şimdi falan diye. Özellikle Heroic'te zaten direkt etkisiz eleman olarak kaldım ve kesemedim de zaten. Şey böyle o dikrilerde falan hepsini açıp okudum sonradan da gene alamadım. Ama işte... Ama işte gerçekten ona bakmak, o taktiklere bakmak o alt hikayeyi öğrenmene neden oldu. Şimdi o öyle. Çok güzel bir detay. Yani bunu niye yapıyor diye çünkü fight sırasında anlamıyorsun. Ya anca emotlarından, söylediklerinden fikir yürütüyorsun. Evet. Ama böyle açıp özelliğin detaylarına baktığın zaman işte kullandığı spellerin, işte verdiği dikrinin özelliklerinden bu iş böyle. Anlıyorsun yani süper bence gayet. Görkem abi şey diyeceğim ya hani emotlarda anlıyorsun diye ben manyak olduğum için bazen DBM'e gerek bilmiyorum. Bunu diyor bunu diyecek seviyeye geliyorum ben bir yerden. Ha, tabii canım sen mitik yapmışsın artık ezberlemek zorunda kalmışsındır yani. Hayır ben direkt onları ezberliyorum yani. Ha, yani. Diyorum DBM bunu söylüyor bunu yapacağı geliyor. Evet tabii canım. İşte bir de birkaç try sonra zaten şey oluyor ya artık bir omurilik reflekse bağlıyız. Duyduğundan da korkup kaçıyorsun. Öyle. Abi. Murat yani. Sen kısaca görüşünü alalım abi. Aşağıya kraliçe miydi fight'ta? Aşağıya zaten kraliçe. Abi yani çok nasıl diyeyim? Ama bir dakika ben onu bir şey diyecek unuttum ben. Tamam biz bir bekliyoruz ha, abi. Bak ben bunu fark etmedim. Niye fark etmedim? Ben boss'u pakla kestim köyde. Ona dikkat edemedim ben aslında. O kadar detaya kraliçe olduğunu şeyinde Umut söyleyince fark ettim o yüzden. Bizi parmağında oynattığını çok belli ediyor. Hatta şey diyor ya sonlara doğru bu Talisra ayva aşağıya işte bu harta fazla bize karşı kullanıyor dediğinde şey diyor ya. Anca mı fark ettin? Aa aynen sen first arcanist'sin diyor ya böyle. Aa, evet ya. Tam first arcanist'sin diyor. Evet, çünkü questler sırasında da bir atışıyorlar onlar. Aslında onu yine bir küçük diyor. Ha, aynen sen bayağı first arcanist'sin. Anca uyandık oluyor diyor. Evet böyle hani... Zaten onlar eskiden aynı mekanın çocukları ya işte bir tanışıklıkları var yani. eski zamanından. Highborn zamanlarından. Tabii yani o yüzden bayağı takılıyor. Ama abi şeyi söylemem lazım. Yani. Aşşara mesela Unat Aşşara'dan daha zor oldu. Şu açıdan ben daha önce zorklanabilen heroik görmedim. Bir tane yere dönüp zorklanıyordu bot. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Adamlar hatta metot mitikte yapmıştı. O biraz hayal kırıklığı olduğu açıdan. %50'den ama, sonra basıyordun. Ama o biraz daha mekaniksel. Hani mekanik lore tarafını etkileyen bir durum değil yani. Evet ama işte değişik, garime gitmişti. Dediğim gibi yani şu ana kadar bunları konuştuk. Zot'tan sonra belki bunu söyleriz ama dikkat ettiyseniz hep o boss'un aslında kişiliğini ya da oradaki rolünü çok güzel. Evet. Yansıtan mekanikler. Ben Legion'da bunu pek hatırlamıyorum. Zeus vardı mesela. O İnsan eti mekaniği yüzünden Argus değildi mesela yani. Ama Zeus da çok basit bir boss'tu ya. Yani evet, yani. Boss... Basit düzdü. Evet, evet. Raid'in son boss'u olarak çok... Bayağı basit. Evet, basit şey demek istiyorum hani. Kişiliğini yansıtması ya o insan eti mekaniği vardı. Tabii, evet o açıdan. Mesela ama Argus...
hani bize toplayıp tek atması dışında bence gayet sıradan mekanik. Aslında keşke sizlerle daha evvel tanışıyor olsaydık da Rift of alnı böyle bir detaylı konuşuyor olsaydık ama belki başka bir günün yayın konusu yaparız ama orada da çok devasa bir hikaye yatıyor. Devasa bir mekanik var. Evet. İlk defa karşılaştığımız bir durum gene aslında dümdüz bir oda ama dolu dolu böyle karanlığın içinden yatan, bir şeyler geliyor. Yatan evet, yer diyorum, uzatmıyorum ve aslında Crucible of Storm'dan süre gelen şeyimizi nasıl söyleyeyim hikayemizi Nuzot'la bağlayalım. Evet Murat Han çok seviyorsun ama biraz ansiklopedik bilgiye dayanarak gidelim çünkü. Murat Han sorun yok. He? Sorun yok. Şöyle söyleyeyim Görkem zaten şey yapacaktır hani. Senin fikirlerini yansıtarak gideceğinden eminim çünkü çok fazla konuştuk üzerine. Nuzot şöyle, Nuzot böyle, işte yündü, kuyruktu, tüydü falan derken. Vallahi sürekli çekiştirdik ya. Evet yani gerçekten üzerine çok konuştuğumuz bir boss çünkü Queen Ashara fight'ından sonra ilk defa bir Old God tam anlamıyla serbest kaldı ve karşı karşıya kaldık. Biz Görkem Nuzot'a nasıl geldik? Parça parça, kısa kısa. Şimdi aslında en başından alalım. Nuzot adını ilk Kataklizm'de duyduk. Deathwing'i delirten Old God diye Betzen bizzat adını ilk kez o zaman söyledi. Ondan sonra sandık ki Kataklizm'de göreceğiz Nuzot'u ama hiç görmedik. Hatta şeklini bile bilmiyorduk. Şeklini de çok ilginç bir şekilde Hearthstone'da öğrendik. Hearthstone kartındaki artı. Evet. Görünce buymuş Nuzot diye ilk kez orada gördük. Yani o zamana kadar Old God'lardan bir tanesi, en gizemli konu başlıklarından biriydi. Yıllarca da açıklanmadı. Sonunda yani görmüş olduk ve işte yolunu da yaptılar bunun. Şimdi ilginç tarafı Battle for Azeroth'da yani en başına işte Faction War olarak başlayan şeyde zaten çoğu kişinin böyle tahmin ettiği bir Old God göndermesi ilk zondan işte Alliance tarafını oynayan herkes gördü. Bu olay öyle gidiyor Stone diye. Valley, evet. Aynen. Stormsong Valley'nin zaten hikayesi sonunda bitiyordu. Bittiği yerde oraya devam edecek diye gördük. Herkes Nuzot aşağı Nuzot yukarı orada zaten Dungeon'a da girdikten sonra. Yani oradan sonra belli oldu olayın gidişatı. Sadece nasıl gideceği ve nasıl ortaya çıkacağını bilmiyordum. İşte savaş bir şekilde oldu. Büyük savaşlar geçti. Ondan sonra zaten gerçekten böyle asıl tehlikenin ne olduğu ve Battle for Azeroth'un battle'ın kendi aramızda değil de gezegen için olduğunu da o aşamadan sonra öğrendik. Ondan sonra da işte Nuzot ortaya çıktı Crucible'la. Kendisi de bizzat artık böyle konuşarak, olaya dahil olarak, fight'lara da etki ederek dahil oldu ve zaten son aşamada artık gezegenin şeklini değiştirebilecek seviyede bir Old God olduğunu, işte serbest kaldıktan sonra şu anki gücünü bize göstererek de ispatlamış oldu ne kadar büyük bir tehlike olduğunu. Zaten işte bunları yapıyor ama işte Old God'ların da aslında en güçsüz olarak geçiyor. O yüzden de herkes zaten bir şaşırdı. O zaman daha önce Old God öldürdük diye düşünen herkesin zaten bilmesi gereken şey o önceki öldürdüğümüz Old God'ların hepsi hapis haldeydi, pasifize haldeydi ve güçsüz durumlarında zaten ilk ortaya tekrar nasıl diyeyim bilinçleri çıktığı anda onları o anda tekrar bastırdık hepsini. Zaten işte o yüzden zayıf haldelerdi ama Nuzot bir Old God'ın böyle gerçek gücünün yüzeyde ve yani Azeroth'la aslında ulaşabileceği en yüksek aynen seviyesini görmüş evet. olduk. Bu seviyede işte gerçekliği değiştirebilme gücü yani olabilecek en artık büyük seviye. Çünkü bizim gerçekliğimizi değiştiriyor. Gördüğün dünyanın farklı bir boyuta dönüşmesini, kendi artık evet. hayal ettiği haline dönüşmesini sağlayabilecek güç. O yüzden de bunu baskılamamız gerekiyordu ve bunu da işte Titanların daha önce bize bıraktığı mekanizmaları kullanarak artık böyle Ratio'nun da bize yardımıyla bir şekilde müthiş bir yaptık. Takım Ratio'nun Mother Magni. Aynen. Sonunda Magni'nin bütün uğraşları, çabaları Legion'un sonundan beri yaptığı şeyler işte meyvesini vermiş oldu. Aslında vermedi. Onu da konuşuruz. İşte yani tabii. Yani görünen kısmını diyorum. Zaten
İşte uzun yok dersini... şeyi kastediyorum. Kılıç orada duruyor hala. Onu demek istiyorum. Tabii ya. Canım. Yani işte o kılıcın durması, diğer işte halen daha mesela Zot'un ölmesine rağmen etkisinin devam etmesi gibi şeyler. Evet. Yani hikaye içerisinde zaten bunlar ilerledikçe ne olacağını 9-0'da muhtemelen artık göreceğiz. Çünkü 8-3-5 olmayacağını söylediler. O yüzden şu anki aşamada yani görünen şu ki işte Titanlardan bize kalan mekanizma kullandık. Onların sayesinde Nuzot'u yok ettik. Yok etmek için de bizzat işte bizim karakterimiz hikayede öne çıktı ve işte son odak o oldu. Son vuruşu o yaptı ve Nuzot'u yok etti diye gözüküyor. Ama bizim de şüphemiz şu ki bu kadar kolay olmamalı. Olmaz. Bu kadar yani saçma da olmaz ya. Yani. O kadar saçma ki zaten gerçek olmadı oradan. O kadar saçma. Şimdi, hem o hem de... oralara pek işte, bir girmeyin. Şöyle evet, söyleyeyim. Evet. Murat Ana... daha, bunu daha önceki yayınlarımızda tartıştığımız için çok merak konuştuk, eden. Evet. Evet. Ratyon bölümünü açıp izleyebiliriz. Murat Han evet. Burada bizim Old God expertimiz gibi bir rolü var. onun için şöyle sormak istiyorum Murat Han'a. Murat Han, yani Nuzot, The Corruptor. Çünkü hepsinin bir title'ı var. Evet. Atıyorum. Bu Corruptor olayı ne abi? Yani kısaca, çok kısaca. Çünkü birazdan Umut anlatırken hani değinebileceği noktalardan feyz alarak abi. Ya hani şey demiştim ya Nuzot konuşurken. O an daha çok diğerlerine kıyasla böyle şey sürekli pislik bir hastalık yani bir canlı gibi. Ve hani onun asıl olayı en zayıf Old God olduğu için uzmanlaştığı alan senin dostunu sana karşı çevirmek ya da seni dostlarına karşı çevirmek. Deathwing'de olduğu gibi mesela bize gösterdiği, fight'ta gösterdiği Legion'lardan birinde şey diyor. Ufacık bir whisper'la ben Earth Warder'ı kendi tarafıma çektim, siz kimsiniz? Diyor mesela hani onun asıl manlaştığı olan o. Yoksaron da mesela corruption gibi çok yüksek ama mesela Yoksaron, Katun ya da Yaşar askeri anlamda çok güçlü. Özellikle Katun ordusunun büyüklüğü yüzünden. Nuzot daha çok sabırlı olduğu için çok fazla uzun vadeli planlar yapıp onları sonuca ulaştırıp nasıl diyeyim gördüğün şeyden farklı sonuçları çıkarmaya çok rahat başarabilen bir karakter. Hı hı. Nasıl diyeceğim bunu? Zalatas şey diyor ya Nuzot hakkında. Mağlubiyette bile zafer kazandı Nuzot diye. Bunda da işte Yaşarış öldükten, Yaşarış'a yenildikten sonra Amaltul Yaşarış'ı çekiyor Nuzot yerine. Yani Nuzot zayıf olmasını avantajına çekiyor. Evet. Yani sizin onu yenmenizi bile kendine avantaj sağlayabilecek kadar usta bir karakter. Zaten hani bizim burada ekip olarak bu kadar saçma bitmesi de kabullenmememizin başlıca sebeplerinden. Yani. Evet. Yani sesinde yaptı arada. Çat. Bu. Yani Zot. En güçlüsü ama en zekisi ve en kolay manipüle edilir. O zaman Umut'a söz hakkı veriyoruz ve abi bu boss bize ne yapıyor? Şimdi şöyle aslında bu boss ilk tasarlandığında mikrofon abi. Karapas benim. Diyorum ki bu boss tasarlan. Birlikte... Şey bir bakabilir misin mikrofonla? Kesiliyor galiba. Komple gitti tabii. Allah Allah. Ses geliyor şu anda ya. Arada kesiliyordu. Devam et sen. Neden böyle yapıyorsun? İyi mi şu an? Evet. İyi. Tamam. Diyorum ki Karapas ve Nuzot fight'ı aslında beraber tasarlanan fight'lar. İlk tasarlandıklarında. Daha sonradan fight'ı tabii bu şekilde böyle 20 dakika falan tasarlandıklarında fight'ı ikiye bölüyorlar. Aslında Karapas bizim için o fight'ta hani Asharan'ın önünde kestiğimiz commander'lar vesaire gibi bir yapıda olması bekleniyordu. Oha. Tabii. Yani bu kadar uzun değildi ama Karapas fight'ın da uzattılar daha sonradan. Hani evet, şey olarak birlikte çalışma ayrı ayrı boss olmaları için. Nuzot fight'ı zaten Nuzot fight'ını ilk başladığınız andan itibaren özellikle yani şimdi Nuzot fight'ını mitik seviyede görmediğim için çok mitik tarafına dokunmam doğru olmayacaktır ama heroic seviyedeki kısımlarını anlatayım en azından gördüğümüz ability'leri vesaireleri. Fight'a başladığınız anda zaten sizi bir bedeninizle ruh ya da zihninizi bedeninizden ayırıp sizi farklı bir realm'e alıyor. Yani Nuzot'un o kontrolünü fight'ın ilk anından itibaren şey yapın. Nasıl diyeyim? Üstünüzde hissediyorsunuz aslında. Evet.
Nuzot Fight'ın ilk başlığında dediğim gibi sizi zihninizi bedeninize ayırıyor ve Sykes diye bir yaveri var kendisi. Bu Sykes'ı öldürmenizi bekliyor öncelikle. Niye yani ne anlamı var diye düşünebilirsiniz ama Sykes sizin zihninizin orada bağlı olduğu bir nasıl diyeyim çapa, bir anchor gibi düşünebilirsiniz. Evet. Sykes'ın o yüzden ölmesi gerekiyor. Sykes'ı öldürmek için normal şartlarda DPS yaparak öldürmeniz çok 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 uzun sürecektir. Bu yüzden etrafta bulunan Nuzot'un yine böyle tentacle'larından birkaç tanesini Sykes'ın yanında öldürerek onun damage taken debuff'ı kazanmasını sağlıyorsunuz. Çok kısa araya girebilir miyim? Çok özür diliyorum. Tabii. Çok özür diliyorum. Synapse diye geçiyor. Onları sinir nöron uçları olarak düşünebilir miyiz Nuzot'un beyin evet. içindeki? Evet. Ya hatta olabilir, ben bir şey daha ekleyebilirim. Yani, kısmını... Konuşuyoruz ya. Buyur abi. Sykes'u kesip Nuzot'a dalıyorsun da onun oradaki adı şey debuff'ın Shattered Ego. Parçalanmış bilinç olarak geçiyor mesela o. Ben orada öyle debuff. Yorumladım da onun için ihtiyaç duydum. Kusura bakma abi, buyur. Yo, doğru. Yani benim de zaten anladığım kadarıyla ondan bölgenin ya da yapının de, temel şeyi biz zaten Nuzot'un artık böyle kafasının içi kısımdayız. Hani o gördüğümüz obje çok da şey değil. Nasıl diyeyim? Zot'un böyle kafası değil de kafasının içindeki bir bölge. Yani beyni demek evet. çok doğru mu bilmem ama zihni de öyle bir şey. Yani. Evet. Bilincin bulunduğu evet, bir bölge evet. işte artık. Neyse. Dediğim gibi Sykes'ı öldürdükten sonra siz kendi bedeninize tekrar geri dönüp zihninizi bedeninize geri götürüp şeyden çıkıyorsunuz. Murat'ın dediği gibi Shattered Ego debuff, daha doğrusu şeyin üstündeki Nuzot'un üstündeki debuff kırılıyor. Bir shield var üstünde ona vurmanızı engelleyen. Bu shield'ı kırdıktan sonra Nuzot'a DPS yapabiliyor hale geliyorsun. Saldırmaya başlıyorsunuz. Uzunca bir süre... %5 canını indirebilirseniz indiriyorsunuz. Pardon. Yani yok be, %81'lere 82'lere kadar indirebiliyorsun aslında yani. Nuzot'u bu şeyde. Eğer tabii DPS'e bağlı. O çok farklı bir konu da. Neyse... Burada takip etmeniz gereken esas mekanik işte Jaina'daki Frost, Ashara'daki Ward mekanikleri gibi burada da Sanity. Yani nasıl diyeyim ona? Ne denir Sanity'nin Türkçesi neydi? Deli olmamak diyeceğim şimdi. Akıl sağlığı. Akıl sağlığı. Evet, akıl sağlığı. Aynen. Akıl sağlığınızı kontrol altında tutmak zorundasınız. Sizin Sykes'la geçirdiğiniz her an ve orada yediğiniz her ability ya da Nuzot'a karşı savaşırken yediğiniz her ability sizin akıl sağlığınıza zarar veriyor. 100 akıl sağlığıyla başlıyorsunuz. 0'a düşerseniz Nuzot sizin kontrolünüzü ele geçiriyor ve Nuzot'un bir askeri oluyorsunuz. Raid'inize saldırmaya başlıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Bunu engellemek adına da yapmanız gereken şey Nuzot'un kullandığı ability'lerden damage almamaya çalışmak. Ayrıca eğer çok fazla damage aldıysanız da Heart of Azeroth'unuzu kullanıp o senetinizi yani akıl sağlığınızı yerinize getirmek. Aslında bu işi yapıyor Heart of Azeroth bu fight boyunca. 2 ya da 3 defa kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz Heart of Azeroth'unuzu. Fight devam ederken siz bir süre yaklaşık 15-20 saniye boyunca Nuzot'a DPS yapabiliyorsunuz Sykes fazından çıktıktan sonra. Bu sefer Nuzot'un etrafındaki alanda büyük tentacle adler çıkıyor. Bu tentacle adlerin yine tanklanıp öldürülmesi gerekiyor. Yanında göz tarzı adler var. Bu göz tarzı adlerin de interrupt edip öldürülmesi gerekiyor. Buradaki esas şey, mekanik ise paranoya adlı bir mekanik var. Paranoya ne yapıyor? İki oyuncu birbirine bağlıyor ve bu iki oyuncu sürekli olarak birbirlerinin yanında durmalarını zorunlu kılıyor. Aksi halde birbirlerine uzakta durdukları her an akıl sağlıklarını yitiriyorlar. Bu birbirlerine yakın duran oyuncuların da aynı zamanda farklı paranoyaya sahip oyunculara da uzak durması gerekiyor. Evet. Çünkü birbirine yaklaşırlarsa yine akıl sağlığını yitiriyorlar. Bununla uğraşırken bir yandan Nuzot da yere yine böyle tümör diyebileceğimiz tümörler çıkartıyor, tamam mı? Bu tümörlerin öldürülmesi gerekiyor. Bunları öldürülürken üzerinizde böyle bir şey nasıl diyeyim? Void bir gölge gibi bir şey beliriyor. Ya Nuzot'a doğru gidiyor bu gölge ya da Nuzot'tan uzağa doğru gidiyor. Siz bu gölgenin ne tarafa doğru çekiliyorsa, böyle bir çekilme efekti gibi, bu çekilme efektinin tam tersine koşmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu şu demek, o çekilme efektinin olduğu tarafa Nuzot sizi tutup çekecek. O yüzden yani o çekme efektinin sizi duvara ya da Nuzot'un kendisine çekmesini engellemek adına ne tarafa çekilecekseniz onun tam ters tarafta konuşlanıp çekme efektinin gelmesini bekliyorsunuz. Bu süreçte de o tümörleri öldürüp tümörlerin yerde büyük siyah alanlar açmasına
engel olmaya çalışıyorsunuz. Bunların hepsini bir defa yaptıktan sonra Raiden iki gruba ayrılması gerekiyor. Gahun'daki gibi yine. Jaina'daki gibi yine. Jaina'da da ikinci faza girerken grubu Raid'i ikiye bölmek zorundasınız. Çünkü üç tane Jaina var. Birini bir grup kesiyor, diğeri ikisini diğer grup kesiyor falan. Böyle son bosslarda ikiye bölünme mevzusu çok yaygın artık. Raid'i ikiye bölüyorsunuz. Raid'in bir takım tekrar Mind Gate'den geçip Sykus'un olduğu bir realm'e gidiyor. Sykus'u tekrar öldürüyor orada. Ki Sykus'u öldürüp yine şeyin üstündeki, Nizot'un üstündeki debuff'ı kırıp Nizot'a DPS yapabilir hale gelmeniz gerekiyor. Diğer ekip ise Nizot'un bulunduğu platformda kalıp etraftaki yine tentacle adlerini kesip paranoyayla uğraşıp minimum miktarda akıl sağlığı göndermeye, yani akıl sağlığını minimum miktarda düşürmeye çalışıyorlar. Her şey yoluna giderse sizin yani platformda kalan Edler'in ölme süresiyle Sykus'un ölme süresi aynı ana denk gelir. Ve iki ekip de aynı anda buluşup esas platformda Nizot'a DPS yapmaya devam eder. %40'tan sonra Nizot artık bu Sykus şeyine girmiyor. Sykus fazına tekrar girmiyor. Oradan sonra da yapacağı şey şu. Sizin bulunduğunuz yere yine Faceless Edler göndermeye başlıyor. Bu Faceless Edler aynı zamanda bir spell kesiyorlar. Bu spellin içinde eğer soklanmazsa bütün herkese hem damage hem de sanity drain, yani akıl sağlığını azaltıyor. Eğer soklanırsa da 30 akıl sağlığı götürüyor. Ama çok minimal miktarda hasar veriyor. O yüzden 30 akıl sağlığından fazlaysa girip soklamanız, geri çıkmanız gerekiyor. Şeylerin hepsi devam ediyor. Yine bu çekme mevzusu devam ediyor. Edler artık sadece bu şey edler çıkıyor. Faceless edler çıkıyor. Yerden tentacle edler çıkmıyor. Dediğim gibi Sykus tamamen bitiyor. Ekstra olarak da Nizot üzerindeki gözlerden etrafına lazerler fışkırtmaya başlıyor. Bu fışkırtmalar dönüyor. Bir sağa bir sola gibi dönebiliyor. Ya da iki sağa bir sol falan tarzı farklı sekanslarda gidip gelebiliyorlar. Bunun dışında da çok da fazla aslında bir şey kalmadı. Bir tek yere attığı alanlar var. Size birer debuff atıyor. Raid olarak bu debuff pat bittiğinde yerde siyah alanlar bırakıyorsunuz. O yüzden onu düzgün yerlere bırakmanız gerekiyor. Çünkü bazen adlerden kaçmanız gerekebiliyor. Bazen işte bu çekme ability'sinden kaçmanız gerekiyor. Bazen işte bu lazerler döndüğü için onlardan kaçmanız gerekiyor. Bu siyah havuzları doğru yerlere bırakmanız sizin fight'ı kesip kesemeyeceğinizi karar veren noktalardan bir tanesi. Fight %2'de falan bitiyor. Bitiyor. Yine %0'a inmiyor boss. Bu da böyle bir teknik detay. Ve bitirdin mi abi? Bitti. Bu kadar fight. Diline sağlık. Ben %2'de bitiyor dedi ya. Orada şöyle de bir detay oluyor. Hani oradaki sinematik diyeceğim. Hani orada artık herkes corrupt olmuş oluyor ya. 100 corruption'a ulaşmış. Aslında fight'ta da artık hani o %2'ye geldiğinde Raid'in belki birkaç kişi kalmış oluyor hani. Oyun mekaniği olarak da delirmemiş. Onun dışında şeyi soracağım. Bu Nizot daha önceki Old Cut, 2 Old Cut'a katılma yoksa ciddi gönderme değil mi mekanik olarak? Velor mekanik kullanımı olarak. Ya özellikle Kutu'na çok aşırı benziyor yani. Son yani. İkinci fazı böyle direkt Kutu'nun şekil değiştirdikten sonraki hali direkt. O bana orada şey var mesela, tentacle'ın yani içine girme muhabbeti vardı. Hani gözün içine girme şeyi vardı. Yani Yoksaron'un aklına girmek gibi Nizot'un evet, Yoksaron'un beynine girip orada içeride bize daha önce yaşanmış olayları göstermesi ve işte Nizot'un da zaten bu yaptığı aslında işte bilinç altının zaten altına gönderiyor. Artık yani direkt bak, çünkü... Evet, aslında onu sormak istiyorum. Şimdi Umut deyince iyice dikkat edecekler. Yani dedi ya aslında o iki fight aynıydı yani. Evet. Karapastan girip oraya giriyorsun. O zaman o girdiğimiz alan Nizot'un zihninin içi mi yoksa hala dışarıda fiziksel bir alan? Kafatasının içinde diyelim ama zihninin işi benim anladığım. Yani o şeyin Vreti'nin bıçakla yardım... nasıl diyeyim, hani kulak zarını mı yardı bilmiyorum. Öyle bir yerden biz kafasının içine giriyoruz aslında Nizot'un.
kara pasta beynin o Nuzhut'un hani ya beynin içine ya da kafatasının içine diye düşündüm ben hep. Ama hı-hı, farklı da olabilir. O sadece benim hani yorumlamamdı yani. Çünkü hani dedin ya iyice üstünde gönderiyor. Mutlu evet, bir iyice aşağıya gönderiyor belki de yani. İşte sokup. Olabilir. Ve şey diyeceğim. İki Virgin gösteriyor. Şimdi madem doğru konuşuyoruz. İkincisinde mesela kendisine yapılacak ihanetten gayet haberdar. Evet. Evet. Orada gösteriyor bize açık açık. Biz de haberdar oluyoruz aslında. As Şaray'la Silvanas'ın anlaşmayı birebir diyaloğu bize dinletiyor. Orası çok küçük bir detay fight için. Ama bizim Vision teorisine yaptığımız evet, çok ürkütücü bir detay yani. Çok ürkütücü bir detay. Çünkü şöyle bir şey var. Adam bunu bile biliyor yani. Hani bizim evet, ona yapacağımızı mı bilmeyecek? Şöyle bir söyleyeyim. Bir önceki Raid... kendisi yolluyor. Bunun olacağını da biliyor mesela. Bir önceki Raid sonu boss'unun son sinematiğine de gönderme oluyor. Hani aşağıyı zaten çekip evet, almasının şey de o oluyor. Zaten onu biliyor. Hazırda da bekliyor. Evet. Ve aşağıda gayet zayıfken onu da işte tentacle'ını uzatıp ya da void gücünü uzatıp çekiyor. Güzel bir detay. Evet kesinlikle. Yani evet cidden hani bizim en çok dayanak olarak kullandığımız şeylerden biri de bu. Başta gelecekleri zaten biliyor yani. Zaltatı da bilerek, ne olacağını bilerek yolluyor. Aynen. Korkunç korkunç. Ve orada yani diğer bir mekanik de hani aynı şeyde fazla geçen Deathwing'in olayı yani. Evet, evet Deathwing evet, gösteriyor evet, bir daha. Psychus fazında Deathwing yukarıdan alev topları. Evet, orada evet, mesela benim küçük bir kafa karışıklığı yaşadığım yer şurası. Biz havaya kalkıyoruz hani faz geçişinde Psychus'la karşı karşıya kaldığımızda biz bir uyku moduna giriyoruz. Yani evet, acaba evet, orası bizim beynimizin içim yani Nuzhut bunu mu gösteriyor bize? Biz kendimizle mi kapışıyoruz? Yani, çünkü orada kaybettiğimiz Senit'inin hatta hesabı yok. Ama onu şöyle çürütebilen, çürütmek onu şöyle diğerini söyleyebiliriz. Psychus'u öldürünce Nuzhut zarar görüyor. Yani Nuzhut'un zihninde bir zarar veriyor. Eyvallah. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Kabul ediyorum. Tamam. Oldu. Şimdi oturdu. Eyvallah. Yok yani ben çünkü öyle. Çünkü neden benim karakterimi tutup da havaya kaldırıyor gibi bir şeye düşüyordum. O mesela... Hatta şey diyor yani fight'ın he, başında bizi ilk çekiyor ya. Sizin evet, akıllarınız, zihinleriniz hala kapalı. Gelin bakalım size sonsuz gerçekliği göstereyim diyor. Atıyor bizi oraya. Bu şeye değineyim. Umut şey söyledi ya hani boss'a yakın duracaksın ya da boss'tan uzağa duracaksın senden bir çekme mekaniği var diye. Evet. O evet, çekme mekaniğinde havuz tamam boss'a yaklaştığımız zaman boss'a değiyorsun. Cız yandın çık. Havuza düşme olayı ne abi hikaye olarak? Yani orada bir etrafında bir havuz var ve ölümcül. Yani içine düştüğün an tamam direkt ölüyorsun. Şimdi şöyle diyebiliriz. Eğer gerçekten Nuzhut'un kafatasının içindeysek biz kanı bile olabilir oradaki şey belki çok zehirli. Evet. Öldür. Yani bir açıklaması yok. Yani DPS metrede öldün yazıyor bence sadece. Bence Blizzard onu düşünmemiş. Damage yok yani. Yani. O bence zaman Blizzard onu öyle koymuştur. Son teknik detay olarak Umut'a soruyorum burada. Abi mitik mekaniğinde farklı bir faz görüyoruz. Evet. Evet. Orada nelerle karşılaşıyoruz abi? Şimdi oradaki şey şu, bizi bir tane gateway açılıyor mekaniğinde. Bu gateway ile biz yine şeye gidiyoruz, Forge of Origination'a evet, gidiyoruz bizim. Hard Forge. Şey, abi şey de ekleyeyim, çok bizim pardon. Şey bizim köy. Bizim köye gidiyoruz abi. Umut çok pardon. Hı, söyle. Bunu söylediğinde aklıma geldi, çok pardon. Son fazla Chamber of Heart da kendine çekiyor. Yani o... Blast'ın kendine atılmasını sağlayacak şeyi de yapıyor. Bunu da belirtti. Kendi alıyor yanına. Chamber of Hearts'ı. Orada o portalı açıyor. Dediğini. Devam et. Şöyle. Chamber of Hearts'ın içindeki Magni ve yapmaya çalıştıkları şey bizim Heart of Azeroth'umuzu sinyal olarak kullanıp Nuzhut'un yerini tam olarak bu şeyde hani gerçeklikler arasında tutturmaya çalışıyorlar aslında. Bunlar, şey evet, olarak. Biz Nihalota'da olduğumuz için Azeroth'la bir bağlantımız yok şu anda hani fiziksel anlamda. O yüzden
Biz oraya gidiyoruz ama gittiğimiz zaman bir görüyoruz ki burası da infested hale gelmiş. Hemen oradaki Ed'lerin öldürülmesi vesairesi gerekiyor. Ufak bir gene şey mekaniği var. Bir orb mekaniği orada da var ama çok hakim değilim oraya. Şimdi yanlış da bir şey söylemek istemiyorum. Şeyi temizledikten sonra Forge'u temizledikten sonra biz tekrar şeye dönüyoruz. Nuzut'un yanına dönüyoruz. Fight olduğu gibi devam etmeye devam ediyor. Yani olduğu gibi devam ediyor. Devam etmeye devam ediyor olmaz da. Olduğu gibi devam ediyor. Şeyde Race to World First'te bildiğiniz gibi Nuzut Fight'ta bayağı buglar yaşandı. Bu şeyle mi? Bu mekanikle de ilgili. İki defa işte gateway açıldı vesaire gibi konular oldu. Ama bir defa açılıyor, bir defa cleanse diyoruz oraya. Ondan sonra fight %2'ye indiği zaman da işte Mother diyor ki evet yerini, location'ı bulduk, gönderiyoruz beam'i, hazırlan diyor. Ben ondan sonra sinematik. Tabii, I'm a fire in my laser. Tırnak içinde sinematik. Arkadan yani. Yapıştırıyor sana, sen de ona yapıştırıyorsun. Herkes böyle bir... Mutlu. Mutlu oluyor. Magnus var mı Mother orada? Hurry falan, çabuk ol, elini bak, çabuk onu ol. Bugün de konuştuk. Evet, orada, nasıl konuştuk azarlıyor? Azar da değil, telaş da orada resmen. Robot şeyinden çıkıyor ya, gayet böyle panik halde. Böyle eyvah eyvah. Resmen. Evet, evet. İlk defa bir Titan Keeper o halde görüyoruz. Yani daha doğrusu Titan yaratığını öyle söyleyeyim. Çünkü onlar normalde hani Flash Being ya da işte conscious olan tipler değil. Normalde evet, verilen görevi yerine getiren şahıslar. Ve Mother da aslında güya ev robotuydu. Evet. Ama onu Gahun'dan bahsederken Görkem zaten çokça anlattı yani neden öyle bir yapıya sahip olduğunu. Şimdi ben Umut'un o kadar robotik bir loop'a giriyor kendiliğinden. Ya. Umut'un anlattıklarından yola çıkacak olursam Tentacle gördüm. Bir Faceless One gördüm. Özellikle evet, hikayenin akışında Chamber of Art'a gidip gelme ve Beam'in yani Heart of Azeroth'un kullanılmasını gördüm. Ben gayet lore wise yani hikaye açısından çok çok uygun buluyorum ve Nuzot'tan beklediğim hareketleri yaptı. Evet, benim zihnimi bir kere karıştırdı zaten Awakens ile ve Fight'ta da bir daha karıştırmaya çalıştı. Beni tekrar sevdiklerime ve yandaşlarıma, yoldaşlarıma düşman etmeye çalıştı. Bu anlamda da Umut'un anlattıklarıyla gayet paralel bir hikaye örgüsü çizdiğini düşünüyorum. Yani bence gayet hikayeye uygun olduğunu söyleyebilirim. Hatta Utku bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Hani şey dedin ya, bizi zihnine atması uygun. Ben onu şey diye de görmüştüm en başta. Ama sizinle mi uğraşacağım, bir gidin şununla uğraşın diye. Direkt ben başından savuruyor fight boyunca. O kadar rahat. Evet. Biz bu arada çok kısa, şimdi genel bir evet Gahun'dan tekrar ederek çok kısa evet uygundu değildi diye bir hani basit oylama yaparken siz izleyicilerimiz de sorularınız varsa ya da eklemek istedikleriniz varsa ufak ufak verin arkadaşlar. Bunu da yapmış olalım. Sıradan gideyim şöyle saat yönünün doğrultusunda. Görkem'den başlayacak olursak abi, bu 5 boss'u nasıl buluyorsun abi? Yani bence işte en başından zaten dediğimiz işte hard expansion'ın zaten temasına baktığın zaman aslında herkes işte faction var falan diye başladı ama işte ilk daha zone hikayesinden gördük ve aynı çizgide de gitti. Bence o yüzden faction war kısmına da girdiğinde işte Jaina'nın o özellikleri ne zaman ne aşamada kullanması, işte o fight'ları ne aşamada gelmemiz, işte onu sadece horde açısından görmek falan gibi şeyler. Yani çok güzel ince detaylar var her boss'ta. Dawn'da da işte yani o bütün o zaten Uldir Raid'i baştan sona bayağı güzel. Ben çok beğenmiştim böyle hem tasarımını hem işte hikayesini. Aynı şekilde de gitti. İlk raid'den artık son raid'e kadar özellikle son boss'lar çok böyle etkileyiciydi benim için. Yani ben o yüzden böyle sıralamaya koyamıyorum. Hepsi çünkü kendi temasında ve kendi raidinde çok iyiydi. Bir tek Unat sanki işte ya kesildiği çok belli oluyor o raidin. Yani ufaltıldığı çok belli oluyor. Boss olarak çok iyi ama yani o raidin özellikle işte Nuzot'a ön hazırlığın biraz daha uzun olması lazımdı. Yoksa hani tek başına o raidi de çok sevdim ben ama hani doyamadım oraya böyle. Daha fazla olmalıydı. Bir de o çok uzun sürdü böyle. İki boss'luk bir raid için çok uzun süre durdu o.
O yüzden böyle bir ondan bir hayıflanıyorum. Onu düşürebilirim o yüzden. Ama diğer raidler, main patch raidleri özellikle böyle yani Nozot ve Asshara bayağı iyiydi yani. Şeydeki işte Jaina'daki espriler de muhteşemdi. O genel zaten o ara detaylar, ufak detaylar, ben onlara takılıyorum en çok. Böyle çok raider'da olmadığı için. Onlar ve hikaye ve o ara detaylar beni bağlıyor. Hepsini verdi bence. Evet, nokta. Eyvallah abi, ağzına sağlık. Murat'an sen ne düşünüyorsun? Bosslar hikayeye uygun muydu? Gerçi tek tek sorduğumuzda hepsine yey dedik ama genel olarak alacak olursak. Abi hepsi çok uygundu ama hani Görkem'in yaptığı gibi genel bir değerlendirme yapacaksam şimdi hikayeye uygunluklarına göre mi, yoksa Umut'un sonunda söylediği şeyi mi, sıralamaya mı yapacaksın şu an? Onu anlamadım. Kafana göre hani, sen ne düşünüyorsun? Abi açıkçası ben Gahun'dan nefret ederim. Yani gerçekten şahsi bir nefretim var. Allah kahretsin öyle bir şey. İğrenç bir dost gerçekten. Tam olması gerektiği kadar lanet bir dosttu ve uygundu. Çünkü... Ya bu başarı o zaman. Evet hani hatta hani Umut da boss'ta bahsediyordu. Mesela sürekli hastalık yayıyordu fight boyunca. Dot. Ve o titan şeyleriyle ancak zarar verebilir mesela. Uygundu. Unat... Mesela yine Umut dedi ya, yani çok zorluyordu C. Gerçekten çok zorluyordu. Test olduğu için yani sınırlarımıza kadar zorlaması çok güzel bir şey. Hı hı. Hatta geriyordu yani bir noktada hani yeter artık diye. Jaina'yı yani yeterince övdük bence. Evet. Jaina gerçekten... Yeni övdüm canım, yani teşekkür ediyorum. Yani. Jaina'yı övdük hani. Hem normal olarak hem de benim şahsen en çok keyif aldığım raid boss'u oldu. Son yıllar, son dönemde zorluk olarak da Asshara'yı açıkçası Umut'un o kraliçe vurgusundan sonra özellikle fark ettim Nora uygunluğunu. Ama şahsen boss fight olarak, boss fight olarak çok beğenmedim. Valla biraz küçümsemek gibi olacak ama yanlış anlamayın. Yani şu yayının beni ihya edici sözü o oldu yani. Abi gerçekten. Benim de ama benim bahanem var. Ben o boss'u pug'la kestiğim için dikkat edemedim. Böyle şeyler. Pug'la kestim, çok cidden çok güzelmiş o detay ve mesela Fight sonuna doğru dediğim gibi Talisa'ya yaptığı gönderme var ya da artık sonlara doğru evet. Kendinden o kadar emin ki bize planını açıyor mesela, o kadar gerçekleşeceğinden emin. Zot'u da konuştuk hani bize hani şey dedik ya, bütün BFA boyunca plan yapıyor, bizi kucağında oynatıyor. Yani oynatıyor bizi elinde, o Fight'ta da hala oynatıyor. Evet. Yani ben o kalkanın açıldığı kısma kadar Zot'a hala zorlanıyoruz. Vuramıyoruz zaten çünkü hala onun verdiği şeylerle uğraşıyoruz. Değil yani. Farklı bir şey. Ben daha zor bir şey bekliyordum. Daha zorlayıcı bir şey bekliyordum. Daha konuşuyor. Sen ne bekliyordun? Daha zorlayıcı. Daha zorlayıcı farklı. Derken ne yani? Mesela? Bilmiyorum. Daha çok zorlanmak istiyordum. Sanki çok... Bilmiyorum. Ya Heroic'te o kadar değil. Mythic'te çok can yakmış yani. İzledim gerçekten. Evet. Daha Mythic'e geçmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Daha mı? Daha geçmiş bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hani açık konuşayım. Eda'ya şöyle katılayım. Heroic'te Unat daha zordu yani gerçekten. Evet. Aa dediğim gibi yani Zot da uygundu ve hani şeyde söyledim ya, Legion'da mesela Legion'da bile bu kadar uygun değildi bence. Zeus dışında. Yani BFA'da gerçekten bir step up var. Yani bir seviye atlaması var. Boss mekaniği tasarımın dışında bu açıdan. Umarım böyle devam eder hani. Umarım. Mesela Gahun hakkında bile o kadar konuştuk ilk raid boss'a olduğunda halde. Umarım Shadowlands'ın ilk boss'u ilk raid boss, son boss hakkında da böyle konuşuruz yani. Çünkü cidden. Bakalım gelsin bir görelim diye. Seviyelere devam et. Hani onu yani, irdeleyecek yani, pozisyona bir gelelim. O şey olacak gibi işte yani açıklamanın raid... Tanıdık mı? Direkt tanıdık bir Dreadlord ya da Dreadlord'ların babası gibi bir karakterle yüz göz olabilir zor. Bayağı heyecanlı geliyor yani. Ya ben çok beğendim BFA'yı. Raid ve PV MT pasajından. Lore açısından da zaten konuştuk. Valla BFA güzeldi ya, böyle bağlayayım ben. Çok tamam, iyi değildi abi, ya. Tamam abi, ağzına sağlık. Yani, ben şimdi çok hayranlıkla çok böyle şaşkınlıkla şeyi yani. Fark ettim. Eda konuşuyor. Evet, sen ne diyorsun? Dedim ne diyeceğim ben. Ha, sadece Nuzot için mi? Yani onun dışındaki... Ben Nuzot'u... Okey. Gahun zordu. Gahun zordu, evet zordu. Senin için. Benim hiçbir şey yapmamana hiç rağmen... Hiç şey yapmadım ama... Sen bir hunter olarak sadece vuruyordun Gahun'da ama... Zordu. Geçişler zordu. Hunter'ı götürmediniz mi mekaniğe?
Yok. Şey olması lazım ki, hani Melih falan olması lazım. Ondan sonra bakayım, düşünüyorum. En çok Jena'da eğlendim. Çok eğlenceliydi. İnanın herkes de abi, gerçekten. Çok eğlenceliydi. Evet, abi. Çok güzeldi. Muzot'ta sanki biraz daha böyle hareket bekliyordum. Sanki böyle daha Jena'sı böyle daha... Şöyleydi değil mi aslında? Hani durgundu. Evet. Durgundu derken şöyle söyleyebilirim Murat'ın orada da. Muzot'ta DPS karakterler için çok aşırı movement mekaniği çok yok. Çok şey yok. Ya, gerçekten yok ama yani mesela tank olarak o Sykkus'u hele bir doğru kayıtlama. Evet. Ya da o 3 son fazla gelecek o soğaklanması gereken mekaniği yapan Ed'i hele bir doğru yerde tanklama. Ya da işte Raid'in stackleneceği yeri hele bir doğru tayin etme. Ya da healer olarak yani hele birini kaçır bakayım. 2-2-6 mekaniğinin çok önüne çıktığı bir boss. Evet, tek direkt. Kesinlikle yani wipe sebebi. Eda evet o anlamda... 2-2-6 yalan dolan abi. Olmaz bu. Yapılıyor gerçekten ama inanılmaz oynaman lazım yani. Evet. İnanılmaz oynaman lazım. Yani biz mesela Eda'yla ikimiz de 2-2-6'da aldık yani Heroic'te. Çünkü o boss biraz çok kişiyi de cezalandırıyor. 20 kişilik. Evet, o boss 20 kişilik ya. Yok, bütün bosslar 20 kişilik. Çünkü Mythic artık scale'i 20 kişiye vurduğu için adamlar hani 10 man mekaniği olarak çıkarmıyorlar zaten. Artık Heroic mekanikte 20 mekan. Yok, bütün şey raid kurgu olarak 20 kişiye göre çıkartılıyor artık. Evet. Eda'nın da yani değil affetmiyor. Mi kısaca? Muzot affetmiyor ya, bitti yani. Eğer kimsenin hatırı yalnız... Hayır beğendim mi? Yani beğendim, bu biz mesela bugüne kadar böyle hikayelerini konuştuk. Şeyini beğendim. Aşari'yi çok beğendim. Zaten seviyorum Aşari'yi kişi olarak, karakter olarak çok seviyorum. Aşara'yı sevmeyen ölsün ya, kraliçe. Aşara mesela bunu tatmin etmemiş mi hiç? Bu Old God yüzyıllardır izliyorum da dedi. Bize gösterdiği anlaşma videosu, Vision'ı hakkında başka sorum yok. Ne ya, ben mi tamamladım? Aşara mesela bunu hiç mi tatmin etmemiş? He, soru bu. Tahmin. Yani tahmin. Biz diyoruz ya, bu Aşara ile Sylvanas'ın arasındaki anlaşmayı biliyor Nuzot ve bize gösteriyor. Aynen. Az önce Murat'ın bahsettiği detay buydu. Hani Aşara bunu tahmin etmemiş mi? Hani anladın mı? Aşara'ya çünkü ilk karşılaştığında diyor ki ben yüzyıllardır, hatta bin yıllardır buradayım, yatıyorum. Yani izliyorum olayları. Benim işte, kondan haberin yok falan diyor. Hani aynen, çünkü o ilk teklifi yaparken, gel bana hizmet et diye teklifini yaparken bundan bahsediyor. Diyor yani aşağıda bu kadar zeki bir kadın yani bunu bile öngöremiyor mu yani? Ama yani... Öngörüyor canım, öngörmezse zaten o Sylvanas'la anlaşmayı yapıp şu durumu oluşturamaz. İşte Sylvanas'la anlaşmasını öngöremiyor mu? Öngörüyor canım. Öngörüyor yani, zaten. Nuzot onu kullanıyor zaten. Bu şey gibi oldu biraz hani öngörception. Nuzot biliyor ve izin veriyor yani. Ya aşkım, Nuzot her şeyi planlıyor yani, bunlar it's all vision you know. Ha, gerçi orada şey paradoksuna düşeceğiz yani evet. Her ne kadar tahmin etse de yani yapmak zorunda aşağıda, hani bir karar verip yola devam etmek zorunda. Çünkü her ne karar verirse versin Nuzot bilecek. Evet aynen, zaten ondan kaçışıyor. İşte Asya'da da biraz onun farkında olarak işte... Tamam yapıyorum ama bak sana da bunu yapıyorum, seni de serbest bırakacağım demeye getiriyor. Tabii serbest bırakınca güçsüz kalacağını ve işte vulnerable, nasıl işte zarar görebilir halde olacağını da düşünüyor Asya'ya. Biraz o yüzden de yapıyor ama Nuzot da bunun farkında. Yani beni işte zarar görebileceğim halde yakalamak istiyorsa beni serbest bırakmak zorunda diye düşünüyor muhtemelen. O yüzden bir... Hani nefretle karışık böyle bir ortak çalışmak zorunda kalıyorlar. Ve yani ilk akıl oyunları var karşılıklı. Tabii. İlk baştan zaten Asyara ile anlaşmasından itibaren bu böyle bir kurul olduğu için aynı şekilde de devam ediyor. O zaman zaten video onu çok veriyor. Yani o gidişatın kuruluş aşaması, ilk adımı olduğu için. Son kez bence Umut'a öyle bir söz hakkı verelim. O kadar bize taktiğini anlattı. Bütün bossların hiç yorulmadan 5 tane boss taktiği anlattı. Yani adam evet, normalde ya, bunlara anlattı ayrı ya. Ayrı video yapan bir insan bu. Sen ne düşünüyorsun abi? Yani beğendin mi lore olarak fightları? Ben şöyle söyleyeyim. En son ikisi hangisi onları net biliyorum. En kötü Gıhın ve Nizot kesinlikle. O ikisini... Gıhın'ı seven de ne bileyim'e geliyor ya.
Yani yok yani en kötüler bu ikisi benim gözümde. Evet. Bunun pek lore'la alakası yok yani. Bu SMMM'nin lore'la alakası yok. Ama aslında alakası şöyle var. Senin demin Murat'a söylediğin gibi amacına uygun bosslar. Gerçekten insanı böyle irilte ediyorlar yani. Gerçekten böyle rahatsız ediyor yani bosslar evet, insanı. Evet, evet. Bir yerden sonra psikolojik olarak böyle yoruluyorsun yani fight'ta. Yeter şeyde. Diye. Evet. Bu güzel aslında ama uzun vadede yorucu bir iş yani. Günde böyle 20-30 pull verdiğin bir progreste yoruluyorsun yani. 3 saatin sonunda dayak yemişe dönüyorsun biraz. Favorim diye baktığım herhalde benim için yani benim Unaut diyesim var. Çünkü Unaut'la yapmaya çalıştıkları şey çok bence güzeldi. Hani denedikleri mekaniksel olarak değişiklikler ve genel anlamda encounter design bazındaki değişiklikler bence BFA'nın gidişatını belli anlamda etkilemiş olabilir. Hatta Shadowlands'te de bunun etkilerini görüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha böyle devrimsel bir durum vardı orada. Peşinden Jaina, ardından da neydi öbür teyzemiz? Ashara. Gelir. derim peki, benim sıralamam bu şekilde olur herhalde. Peki ben birkaç bir şey daha ekleyeyim. Bunu söyleyince aklıma geldi. Bir tanesi biz Karapat'ı konuşmadık biz otu konuşurken çünkü dedi ya aslında tek boss'u ikiye bölünmüş. Karapat da evet. Tam olması gerektiği gibi buldu. Yani evet. Odaya giriyorsun, ortama giriyorsanız karşınızda bir dağ olarak Nuzot var. Bütün evet. Hani insanlar şey dedi ya Corruptor'la savaşırken bu kadar Nuzot. Abi onun 10 metre arkasında dağ var. Nuzot olarak aslında, bedene olarak. Evet. Ve orada da Nuzot'a karşı savaşmıyorsunuz da şeyi yolluyor. Hani bir tane daha o Psychus benzerini yollayıp işte içine giriyorsunuz, içini kesiyorsunuz, ilerliyorsunuz. O da çok güzel yapılmış. Ve fark ettiyseniz bütün bu bossları konuşurken hep şöyle bu 5 son boss'ta da şöyleydi bir şey yapıldı. Şöyle bir şey yapıldı Nuzot dışında. İşte Gahun'da şu yapıldı denendi. Unaut'ta şu denendi. J'ya'da şu denendi. Aşağıda şu denendi. Benim BFA'yı raid olarak çok sevmemin sebeplerinden biri de bu hani. Çok deneyseldi bu son bosslar açısından. Belki ileriki etkileyecek kadar. Evet. Özellikle yani Diablo tasarımcıları biz geldik dedi yani hepsinde. Direkt Diablo'dan bol bol gönderme ve mekanik hep kullanıldı yani. Abi yani şuna kadar var. The High Mind'a giderken bir trash boss'u var. Bayağı bildiğin Diablo 3'ten Arcane şeyini, ability'sini kullanıyor. Yani yere böyle evet. Arcane top atıyor. Evet. Çizgiler dönüyor falan böyle. Evet, Diablo 3'ten almışlar yani. O açıdan evet hani, belli. Benim şahsi sıralamamda Jaina olur. Unaut olur. Nuzot olur. Artık kıyamadım. Şey koydum. Ashara olur. Gahun'u da bir daha yapmayın. Bunu söylüyorum. Gahun'u da bir daha yapmayın. Bir Gahun daha görmeyeceğim. Bir daha istemiyorum yani. Şimdi o zaman ben alıyorum sazımı elime ve başlıyorum konuşmaya. Arkadaşlar ben şahsım adına ben bu expansion'ı komple ele aldım da. Yani world quest'leriyle, raid'leriyle, mekanikleriyle ve hikayesiyle zaten beğendim. Genel anlamda boss'ları da hikayelerine uygun buluyorum. Yani evet bekleneni verdi. Evet siz ne kadar beğenmedik yani mekanik olarak siz daha ağır progres yapıyorsunuz çünkü bize nazaran. Ama ben yani o bosslardan neyi bekliyordum? Evet kanla ilgili bir şey, corruption'la ilgili bir şey, yozlaşmayla ilgili bir şeyler bekliyordum ve onları aldım. Beni işte yozlaştırmaya çalışmaları özellikle Gahun ve Nuzot bazında bahsediyorum. Unaut evet kesinlikle arka kalmış bir raid gibi görünüyor ama mekanik olarak çok güzeldi, çok keyifliydi. Bizim Eda'yla böyle nasıl söyleyeyim, hani girip rahat rahat oynadığımız ve aslında çok gerilmedik ama o testi hissettiğimiz raidlerden bir tanesiydi. Gene evet. Amacına hizmet ettiği bir boss'tu. Genel anlamda gerçekten güzel dediğim bir expansion geçirdim o gameplay ve lore açısından. Şimdi arkadaşlar biz normalde evet çok uzatıyoruz ve fikirlerimizi ya konuşuyoruz ama burada artık belli kalıplarımız var. Zaten bu buydu ve neydi diye yaklaşık 2 saat boyunca irdeledik, inceledik ve
Misafirimiz de saat başına para sayıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. yani onu artık efor edecek şeye bakıyorum. Çünkü 19 dakika geçti, 2 saat falan anlaşmamızın dışına çıkıyor. Abi saat 12'yi geçir, sonra ben geçireceğim. yani o kül kedisine kül kedisine dönmezse şey olacak. Nasıl söyleyeyim? Paraya dönüşecek. Şaka bir yana arkadaşlar. Bu güzel cumanızı bizlere ayırıp gelip bizleri tercih edip izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Artık daha fazla ya da işte sorularınız olursa ya da aman ben geç yakaladım diyecek olursanız YouTube'da bir tekrarı olacak. Oradan bize sorularınızı iletebilirsiniz diyor ve müsaadenizi istiyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Müsaade istemeden sorayım. Arkadaşlar Umut'u tekrarımızda görmek istiyor musunuz? Ben istiyorum valla gerçekten. ya Umut'u alacağız zaten, o ilk aşamaydı. Sıkıntı yok. benim için de çok keyifliydi. Hepinize teşekkürler. Sağ olun. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. İyi ki geldin. İyi ki geldin diyoruz. İyi ki geldiniz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi de bekleriz. Çaya da bekleriz ki böyle. Evet abi. Tabii ki abi, neden olmasın. Bu tarz şeyleri artık arttıralım. Ve hani bu WoW Türk camiası için daha fazla uğraşalım diyelim. Aşağıdaki tatmin etmeme göre iyi geceler abi. İyi geceler, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi geceler. See you guys.